Habertürk'te para gündemle karşınızdayız. Günaydın bu sabahtan da. Şimdi haftanın son para gündemini yapacağız. Oldukça yoğun bir haftayı daha geride bırakıyoruz ama hafta sonuna yansıyan gelişmeler de var. 14 Mayıs seçim ve süreçte de çok yoğun bir gündem var. Açıklamalar ardı ardına yeni haberler, seçim trafiği. Dolayısıyla seçim gündeminde neler yaşandı dün itibariyle onları bir size özetleyeceğiz. Bu bölümde ekonomiye geniş bir pencere açıyoruz. Habertürk.com Genel Yönetmeni Yavuz Barlas'la birlikte ekonomi gündemini de değerlendireceğiz. ABD Hazine Bakanı Yellen'in açıklamaları bir miktar piyasaları rahatlattı. Piyasalardaki tedirginlik yerini biraz daha olumlu havaya çevirdi. Mevduat güvencesi konusunda herhangi bir risk gördüğümüzde ne gerekiyorsa yaparız mesajı piyasalar açısından olumlu algılandı ABD Hazine Bakanı'nın. Çünkü hem Fed'in açıklamaları sonrası çeyrek puan faiz artırımı, faiz indiriminin gündemde olmadığının açıklanması ve mevduata güvence konusunda net bir açıklama yapılmaması piyasalardaki tedirginliği yatıştırmamıştı, hatta arttırmıştı. Ama Yellen'in açıklamaları risk iştahını biraz daha arttıran bir açıklama oldu. Bu kadar krizin sonunda Yellen'in açıklamasıyla biraz daha olumluya dönen bir küresel piyasayla karşı karşıyayız. Emekli maaşlarından işte bayram priminin arttırılmasına kadar, yine deprem bölgesinde konutların temelinin atılmasından, yine piyasaların seyrine kadar çok geniş çerçevede bir ekonomi gündemi var, onu da aktaracağız. Önce günün özetini yapalım. Kim ne demiş, ne olmuş, siyasi gündemde, dış gündemde neler yaşanmış, ardından da ekonomiye başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarını Kahramanmaraş'ta depremzedelerle yaptı. İftardan sonra depremzedelere seslenen Cumhurbaşkanı, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini boşa çıkartacağız dedi. Cumhurbaşkanı, birilerinin koltuk uğruna Kandil'in ya da Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizi karamsarlığa sürüklemesin mesajı verdi. Dün Kahramanmaraş'ta İlk iftarın açılışından sonra yaptığı konuşmada. 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için bazı partilerde başvurular tamamlandı. Bazı partilerde ise artık sona yaklaşılıyor. AK Parti'de aday adaylığı başvuruları 13-22 Mart tarihleri arasında yapıldı. 1176'sı kadın olmak üzere toplam 6025 adayı başvurusu yapılmış oldu AK Parti'de. Bu rakam 2018 seçimlerinde 7329 olarak kayıtlara geçmişti. Bu yıl aday adaylığı başvurusu 6025 olarak açıklandı. CHP'de adaylık süreci 2 günlük uzatmanın ardından tamamlandı. 2018 seçimlerinde 2485 aday adaylığı başvurusu alan CHP'de bu yıl yapılan başvuru sayısı 3500'e yaklaştı. MHP'de bir haftalık başvuru süreci de tamamlandı. Aday adaylığı için toplam 1890 kişi başvuru yaptı. İYİ Parti'de süreç bugün tamamlanacak. 2018'de 2800 civarında başvuru yapılırken bu sayı süre dolmadan 3000'e yaklaştı. Bu yönde açıklama yapıldı. Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girecek olan HDP'de ise aday adaylığı başvuruları yarın tamamlanacak, onu da aktaralım. AK Parti'nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekili listelerini 9 Nisan'a kadar hazırlayacaklarını ve YSK'ya sunacaklarını söyledi. Aday adaylığı başvurusu tamamlandıktan sonra AK Parti'de listelerin 9 Nisan'da YSK'ya teslim edileceği de açıklanmış oldu. Bakanların da o listede olacağını söyledi Ali İhsan Yavuz. Bakanların adaylık için istifa etmeleri gerekmiyor açıklamasını da yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Kahramanmaraş'ta depremin vurduğu illerde eş zamanlı temel atma töreni gerçekleştirdi. Sözleşmesi imzalanan 46.327 konuttan ilk etapta 17.902 konutun temelini atan Cumhurbaşkanı, kalıcı konutlar bir yılda tamamlanacak dedi. Enkazın yarıdan fazlasının kaldırıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Mayıs'a kadar 100 bin konteynere ulaşmış olacağız açıklamasını da yaptı. 46.327 konutun ilk etapta 17.902'sinin temeli
dün itibariyle atıldı. Bir yılda 650 bin konutun yapımını tamamlanacak demişti canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mayıs'a kadar da 1000 konteynere ulaşılmış, 100 bin konteynere ulaşılmış olacak açıklaması geldi. Geçtiğimiz hafta sel felaketi yaşayan deprem bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı var. Yağışın Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleriyle Malatya'nın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada cumartesi gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışın sel ve su baskınına neden olabileceği belirtildi. Bu uyarı meteorolojiden deprem felaketi yaşayan illere geldi. Çadırlar, konteynerler, yollar, otoyollar, zemin katlar, ev ve iş yerlere dikkat diyebiliriz. Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Böylece Finlandiya'nın NATO üyesi olabilmesi için meclisteki ilk adım da tamamlanmış oldu. Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde genel kurulun gündemine gelmesi bekleniyor. Meclis onayları gerekiyor üyelik için. Finlandiya ve İsveç'in üyeliği söz konusu. İki ülke kalmıştı onay vermeyen, biri Türkiye'ydi. Finlandiya'nın NATO üyesi olması için süreç Türkiye'de hızlandı. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet demiş olacak. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı ile ilgili konuştu. Türkiye'nin F-16 uçaklarını ve modernizasyon kitlerini alması gerekiyor diyen ABD Dışişleri Bakanı, bunun NATO için önemli olduğunu belirtti. Blinken, Türkiye, Yunanistan veya başka bir NATO müttefiki ile ilgili çabalarımızın odak noktası, ihtiyaçları olan teknolojiye sahip olmalarını sağlamaktır ifadelerini kullandı. Türkiye NATO üyesi, ihtiyaçlarını karşılamak lazım NATO üyelerinin. Dolayısıyla F-16 ve modernizasyon ekipmanlarını Türkiye'ye vermeliyiz. Diğer NATO ülkelerine olduğu gibi açıklaması ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan geldi. Şimdi gündem başlıkları içeride dışarıda özetle böyleydi. Dediğimiz gibi siyaset gündemi yoğun. 14 Mayıs seçimlerine yaklaşılırken. Şimdi diğer haberler, günün gelişmelerine bakarken İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabaha karşı yangın çıktı haberini de sizlere iletmiştik. Şimdi 109 hasta ve 109 hasta çevre hastanelere sevk edildi bilgisi var. Bu sırada durumu ağır olan bir hastanın da vefat ettiği bildirilmişti. Ameliyathanede yangın çıktı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği iletmiştik sizlere. Son durum ne? İlkay Dekici'den alacağız, dinleyeceğiz İlkay. Ebru Baki, söndürme çalışmaları tamamlandı. Artık inceleme başlatıldı. Olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri de yangının çıkış nedenini araştırıyor. Şu anda gece saatlerinde yaklaşık 2.50 sıralarında İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim Araştırma Hastanesi'nin cerrahi bloğunda yangın çıktı. Yani acil servis olarak kullanılan bloğun en üst katında yer alıyordu cerrahi bloğu ve henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanlar kısa sürede yerin alevlere teslim etti ve dumanları gören hastane personeli de durum itfaiye ekiplerine haber vermişti. Çok sayıda itfaiye ekibi geldi gece saatlerinde bu hastanenin önüne ve müdahale etmeye başladılar. Uzun uğraşlar sonrasında yangın kontrol altına alındı ve hastanede İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre ilk etapta yoğun bakım servisinde bulunan kritik durumdaki 15 hasta olmak üzere diğer servislerde de yine tedavi gören toplamda 109 hasta tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildi ve aynı zamanda bu esnada ağır durumda olan bir kişi de yoğun bakım hastası da hayatını kaybetti. Bu yangında tabii müdahale edilirken aynı zamanda dumandan etkilenenler de oldu. 4'ü sağlık, 6'sı itfaiye personeli olmak üzere toplam 10 personel de yangına müdahale sırasında, yangın esnasında dumandan etkilendi. Onların da ilk müdahaleleri hem hastanede hem de ambulansların içerisinde gerçekleşti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları da artık tamamlandı. Bundan sonra artık inceleme
safhası başladı ve olay yeri inceleme ekipleri, itfaiye ekipleri de birlikte şu anda İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin cerrahi bloğunda yangının çıktığı noktada araştırmaya başladılar. Yangının çıkış nedenini araştırıyorlar ve bu inceleme tamamlandıktan sonra bir rapor hazırlanacak. O rapora göre de yangının çıkış nedeni belli olacak Ebru Vakif. İstanbul'un göbeği çok fazla hastanın ziyaret ettiği, kabul edildiği bir hastane bu. Şu anda hasta kabulü yok değil mi hastanede? Ebru Bayki, tabii hastalar gelmeye devam ediyor ancak diğer bloklara yönlendiriliyor. Çünkü inceleme sürüyor hala. Burada ekiplerin incelemeleri devam ediyor. Gelen hastalar bir güvenlik şeridi oluşturulmuş durumda. O güvenlik şeridinden başka bloklara yönlendiriliyor. Yoğun bir hastane çünkü kalabalık ziyaretçi sayısında fazla olduğu bir hastane. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin İlkay Dikici. İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim Araştırma Hastanesi'nin cerrahi bölümünde acilin en üst katında yangın çıktı. Daha önceki yangınlarda, hastane yangınlarında oksijen tüpleri vesaire gibi nedenler de hafızalarda biliyorsunuz. Yangının nedenini açıklanıyor. Söndürüldü ve soğutma çalışmalarında devam ediyor ama yangın geniş bir alanı etkilemiş. 109 hasta da önlem amaçlı başka hastanelere sevk edilmiş. Ayrıntıları, detayları sizlere aktardık. En azından tehlike geçmiş. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, hoş geldiniz. Hoş tekrar günaydın. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta yoğun bir gündem, ekonomi açısından da yoğundu. Hem merkez bankaları hem işte maaşlar, ücretler konusunda açıklamalar, hem deprem bölgesinde konut, konteyner, çadır ve sanayiye dönük açıklamalar. Yoğun bir hafta geçiriyoruz. Şimdi emekli maaşları, en düşük emekli maaşı 7500 lira olacak dedi Cumhurbaşkanı. Zaten onun öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları konusunda, işte emekli ikramiyeleri konusunda Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret ettiğinde bir çalışma yapıldığını söylemişti. O açıklamadan sonra Cumhurbaşkanı da en düşük emekli maaşının 2000 lira artırılarak 5500 liradan 7500 liraya çıkartılacağını söyledi. Yine AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu da ne zaman bu düzenleme yapılacak? Gelecek hafta yasalaşmasını bekliyoruz. Çalışmayı, yasa çalışmasını hazırlıyoruz. Gelecek hafta muhtemelen yasalaşır ve hemen akabinde yürürlüğe girer dedi. Yani yakın zamanda en düşük emekli maaşını 7500 olarak görebilecek emekli maaşı alanlar. Sadece bu değil tabii. Geçici işçiler, taşeron işçiler konusunda da çalışmaların tamamlanacağını kısa zamanda söyledi. Onlar da kadroya alınacak, geçici işçiler dedi. Zaten Çalışma Bakanı da EYT bitti, şimdi sırada söz verdiğimiz gibi geçici işçiler konusu var demişti. Şimdi burada soru, herkesin sorduğu soru şu. 8000 lira alanın maaşında bir şey olmuyor ama en düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkınca diğer maaşlara yaklaşıyor. Diğer maaşlar da düşük kaldığı için yani tüm emekli maaşlarında bir ayarlama olacak mı, o da en düşük emekli maaşı 7500 liraya mı çıkacak sadece yani, gibi bir soru soruluyor. Önce şunu söyleyeyim. Evet, sadece şu an en düşük emekli maaşı yükselmiş olacak. Diğer emekli maaşlarında bu artış mümkün gibi görünmüyor şu an. Ama tabii ikiye ayıralım öncelikle. Yani tıpkı geçen sene olduğu gibi yeniden işte Haziran'da yani zaten bir enflasyon farkı verilecek ama orada bu düzenleme yapılabilir belki, ya da öncesinde, seçimin öncesine alınıp yine yapılabilir. Yani böyle bir beklenti, hani boş bir beklenti değil, bu beklenti realize olabilir seçime yaklaştıkça. Önce onu bir kenara koyalım. İkincisi de şimdi aslında bu neden oldu Ebru? Şundan kaynaklandı. Geçmişte yani son belki ben yani 2021'e kadar baktım rakamlarına nedir diye. Emekliler Derneği bu veriyi şöyle takip ediyor. Diyor ki ben diyor asgari ücretli arasındaki makasa bakarım diyor. Yani ve diyor ilk kez yani makas %67'ye kadar düşmüş. Yani şunu demek istiyorum. Yani normalde 8500-5500. Evet. Yani asgari ücretin makas açılmış gibi. Aynen. Geçen sene kaçmış? Hiç bu kadar açılmamıştır diyorlar. Hiç. Geçen sene %82 idi bu. Yani asgari ücretin %82'si kadar olan tutar en düşük emekli ücretiydi 2022 yılında. Yani nasıl örnek verelim? 4516 idi en düşük emekli maaşı. Asgari ücret 5500 liraydı. Yani arada 1000 lira fark vardı ve bu toplam maaşı %82'si yapıyordu. Çok uzun değil 2018. Yok yani, yok şu an 2022 istedim ben şu an. 5 yıl önce de bu. 1578, 1603. Evet, makas çok, çok dardı ve bu makas aslında hep 0.90-85 arası korunmuştu.
Fakat 2020, bu sefer... Evet, yani 2022'de de korunmaya çalışılmış. Evet. Ama ne oldu? Hatırlarsan asgari ücret tartışmasını o kadar çok yaptık ki burada. Yani bir anlamda en düşük emekli maaşı unutuldu bence. Yani unutuldu. Aslında bu makasın bu kadar açıldığını farkında değildi kimse. Çünkü biliyorsun farkındaydı ki... Farkındaydı da işte asgari yani, ücrete odaklandık. Ama birilerinin söylemesi gerekiyordu bunu. Ya bir dakika, şu an 67'ye düştü diye. Yani 88'di, biz 67'ye düştü. Şimdi 82'ydi pardon geçen sene düştü. Şimdi ne olacak? Şu anki 88 oldu. 7500'e 8506. Yani 5500 liraydı. 8500 lira asgari ücret. Makas 2023'te iyice açılmıştı. 2022'de açılmaya başlamış. 2023'te bayağı açılmıştı. Şimdi Mart ayında itibariyle şimdi biraz daha makası bu aslında normale getirmiş oluyoruz. Yani bu aslında 7500 liralık tutar ekstra bir rakam değil. Zaten bugüne kadar aralarındaki makası oran, daraltıyoruz. Makas aynı yere getirmiş olundu. Yani bunu birileri şöyle düşünüyor. Ya işte çok yani orada önemli bir artış yapıldı. Hayır, hakkı verildi. En düşük emekli maaşı şu an olması gereken yere geldi. Yani zaten 5.781 lira olacak bir rakam değildi. O zaman asgari ücret kadar ortalama ya da ona yakın evet, emekli ona yakın. Maaşı var. Tüm maaşlara evet, evet, bakıldığında yani, biraz üzerinde biraz evet, altında. Yani böyle asgari ücret çevresinde. Yani çok böyle çok yüksek alanları şöyle söyleyeyim. Birebir eşit olduğu dönemler de olmuş mesela 2015'te. Ama hiçbir zaman 80'nin altına inmemiş oran. Yani ha. İlk kez bu yıl düzenleme yapılmayarak aslında yeteri kadar düşmüştü. Bu hatayı da muhtemelen Emekliler Derneği gördü ve gitti söyledi. Şimdi neden tabii önemli? Sadece şunu aktarayım çok uzatmadan. 8.2 milyon hesap şey var. Vedat Bilgin Derneği ziyaret ediyor bir de. Evet yani şey muhtemelen o talepleri biliyordur muhtemelen. Hı hı. Çünkü aslında 12-13 milyon emeklinin 8 milyon neredeyse buradan emekli maaşı alıyor. O taleplerde sunulmuş doğru. Hayır, yani Ebru çok büyük bir rakam. 12-13 milyon dosya var emeklilik dosyası. Düşün ki bunun 8.2 milyonu bu baremden maaş alıyor. 4A statüsüyle ve yani çok düşük bir... Yani bu rakam yanlış olmasın ama aynen şu... emekli yani emekliler içinde çok büyük bir kesim 2 milyonu aşan bir sayı evet. En düşük emekli evet. Maaşı dediğimiz yani, maaşı evet, alıyor. Bunu da hane halkı olarak düşündüğün zaman aslında hani böyle milyonları ilgilendiren bir karar bu. Tabii şimdi akla şu geliyor. Asgari ücret acaba yeniden asgari ücrete gelir mi zam? Ya da işte böyle bir beklenti de doğuyor. Aynı zamanda diğer emekliler için de doğuyor. Çünkü Mayıs'ta yani 14 Mayıs'ta seçim var. O seçim öncesinde enflasyondaki duruma göre acaba asgari ücrette bir artış gündeme gelir mi diye çok tartışılmıştı. Evet. Ben beklemiyorum ama bilmiyorum. Yani şöyle belli söylemek olmaz. Gerekiyor. Yani biz bunu Aralık ayında hatırlarsan ya bunları tartıştığımızda ama biz, olmalı tabii biz yani. Çoktan hani 10 bin lira rakamlarını biliyorsun telaffuz ediyorduk burada konuşuyorduk keşke olsa diye. Hani bugünkü alım koşulları itibariyle o gün o masadan o karar çıkmadı ama o günkü hükümetin de eli kuvvetli daha böyle güçlüydü ve hani iki tarafı da bir yere oturtturdu ve bir yerde anlaştılar ama bence önümüzdeki aylarda bu tekrar masaya gelecektir. Gelecektir. Çünkü tabii. Şimdi kimse bu hesabı yapmıyor. Ya aslında işte en düşük emekli maaşı olması gereken yere geldi falan diye düşünmeyecek kimse. Herkes diyecek ki bir dakika ya o zaman benim de maaşım artsın diyecek. Yani dolayısıyla haklıdır da. Bu farkı düşünmeden evet, tabii. Evet haklıdır da dolayısıyla ben 8500 rakamın da yeniden masaya geleceğini. Alım gücü çok düşük, fiyatlar çok yüksek. Herkes çünkü haklı hep yani. Burada söylüyoruz %55 şey enflasyon diyoruz ama enflasyon böyle olunca. Ebru Türkiye'nin manşet enflasyonu diye tabir ettiğimiz enflasyon gıda enflasyonu oldu. Yani gıda enflasyonu her neyse bizim doğrudan yaşadığımız enflasyon bu aslında. Doğru gıda fiyatlarını birazdan evet. Veririz. Bayram ikramiyesi var. Emekliler ikramiye alıyor biliyorsunuz bayram öncesi. Yine hükümetin bir kararıydı ve uzun bir zamandır uygulanıyor. Orada da 1100 lira ödeniyor ya. Hı hı. Emekliler Derneği diyor ki asgari ücretin bu da yani bayağı bir altında kaldı. Bu da eridi. Bu ikramiyeyi de arttırın. İlk verildiğinde neredeyse maaş kadardı. Evet Çalışma Bakanı bunun da sinyalini verdi. İkramiyeler de gözden geçirilecek derken %55 oranında zam yapılsa mesela 1706 oluyor. %55 yapsanız 1706 oluyor. O kadar düşük kalmış ki ikramiye. Tabii. Ancak enflasyonun hani bir kenara bırakalım makul bir ikramiye verelim derlerse işte 2000-2500 lira bandında acaba olabilir mi diye de konuşuluyor. Yani 2005 tabii emeklilerin istediği 5500 verin tabii. Diyorlar. Yani biraz hatırlarsak ilk çıktığı günleri bunu aslında muhalefet vaat etmişti o dönem. Ve ikramiye vereceğiz. İkramiye vereceğiz diye sonrasında hükümet de hani... Gündemini aldı. Evet onu gündemini almıştı. O günden sonra aslında kendi vaadi olmadığı için belki de hükümet hani bunu bir kere verdiği için vermeye devam etti ama artışları hep düşük tuttu.
Yani şimdi şu rakam ilk alındı diyorum ya, bir maaşa yakındı neredeyse. Çok iyi gelmişti. İyi bir rakamdı yani, prim gibiydi yani, emekliye prim. Aynen. 13. maaş. Bayram öncesi çok iyi geldiğini biliyorum, falan. Gördüm, gözlemledim ama yani. Ama şimdi öyle bir anlamı kalmadı. Yani keşke dediğin gibi rakamlara gelse ya da emekliler derneğinin talep ettiği rakamlara gelse de hani. İlaç olsa birazcık. 1000 liraya gitse yine ilaçta bir market alışverişini ancak bir seferliğini bir yapabilir. Bir seferliğini yapar. Yapar. Dolayısıyla hani daha ihtiyaç görmesi için biraz daha üstünde olması lazım. Gelen giden olacak, 1000 lira bayram alışverişine yetmez yani, öyle söyleyeyim. Maaşlı var vesairesi var daha bunu diyorsun. Anca market. Tabii. Ya markete hiç, markete gitseniz bu yani, maaşın zaten markete çarşı yapalım. Yani bırakın market, çarşı pazara dolaşsanız. İhtiyaçlarınızı liste yapsanız, faturalar var, vesaire var, evin giderleri var. Ama sadece işte alışverişinize bu para yetmiyor. Tabii ki. Ya durum bu. Tabii ki. Yani şu Ramazan paketlerini konuşmuştuk, rakamların ne olduğunu. Yani doğalgaz faturaları falan da öyle az uz değil yani. Evet. Elektrik, doğalgaz. Maalesef. Kirada da oturuyorsanız zaten hiç maaşa falan bakmıyorsunuzdur yani. İyi tabii yani. Tabii. Yani enflasyon zaten en çok yani o kesimde çok büyük hasar yarattı. Çok ciddi tabii, şekilde. Alt gelir grubunda hasar yarattı. Orta gelir grubu da alt gelir grubuna düştüğü için geniş bir kesim enflasyonun altında bayağı bir zorlanıyor. Maalesef, net maalesef. Yani. Şimdi Ramazan alışverişine çıkıyor insanlar. Arkadaşlarımız da o alışverişi gözlemliyorlar, haberler yapıyorlar. Dün de böyle bir haber yapılmıştı. Güzel bir haber olmuş. Tabloyu aslında olduğu gibi sergilemiş. Evet. İnsanların biraz da bir keyfi yok. Deprem felaketi, sel felaketi, onun öncesinde yaşanan sıkıntılar, her şey üst üste bindi. Hani çok böyle bir Ramazan'ı bir daha, canlılık olarak diyorsun. Evet, öyle bir hani biraz üzgün geçiriyoruz. İnşallah huzur getirir tabii bu Ramazan. Üzgün insanlar, acılı. O etki tabii tüm Türkiye'yi de içine alıyor. Mesela hani sahurda iftarlık alayım diye çarşıya çıktığınızda bir kilo peynirin, arkadaşlarımız böyle her yeri taramışlar, 170 liranın altında peynir yok. Evet, doğru. Ya bu da hani market falan değil. Yani kapalı çarşı, Mısır çarşısında dolaşıyorlar. Tabii. Daha çok Eminönü'nde insanların daha yoğun alışveriş yaptığı yerlerde duruyorlar. Haberleri buradan yapıyorlar. Zeytin fiyatları 75 liranın altında zeytin yok. Evet. 75 bulduğuna bile şükredin yani. Hı-hı. O derece fiyatlar. 150 liraya kadar gidiyor zaten. Pastırma 430-450'nin altında pastırma bulamazsınız. Evet. Sabah sabah gösteriyoruz ama yani 850-900 liraya kadar çıkıyor bu pastırma. Ufacık yani bir tadımlık alıyorsunuz. 70 lira falan veriyorsunuz. Hurma 200 liraya kadar çıkmıştı. Esnaf diyor ki yani insanlar alabilsin diye hurma da mı alamayacaklar? 100 liraya, 120 liraya indirdik diyor. Bu indirimli fiyat. Yani, o da esnafın evet, inisiyatifiyle inmiş fiyatı. Çok farklı ülkelerden gelmeye başladı. Hani böyle boyutları ufak falan. Kaliteli falan. Ama güzel hurmalar. Yani hani marketlerde özellikle hani satın alınabilsin diye işte Tunus hurması falan filan derken böyle hani Kudüs şey, hurması çok çok güzel. Küçük küçük hurmalar da hani satılmaya başladı. Şimdi tabii yani buradaki en büyük problem tabii bir tanesi Türkiye'nin de ağız tadı iyidir. O yani iyisini yiyemem. Ama şöyle olmaya başladı. İnsanlar hani bir kısmı hala işte ya diyor, en azından belli bir lezzeti devam ettireyim derken tüketimini azalttığını ben net görüyorum. Ben de onu görüyorum. Zaten hani marketlerdeki o hani gramajların falan ufalmasını bir kenara bıraktım. Artık bazı şeylerin ben boyutuna inanmıyorum. Öyle ufaldılar ki mesela yani her paket şey oldu. Minnacık hale geldi. Evet evet, çekti resmen. Yani evet gerçekten. Yani mesela bir şey poşet çay alacaksın diyelim. Poşetin boyu ufalmış. O boyutta. Yani aynen, sanki biz böyle küçülmüşüz gibi. Hani yani küçülmüşüz. İşte aslında tam tarifi bu. Küçüldük çünkü. Biraz küçüldük. Küçüldük. Dolayısıyla yani paketlerde evet, gramajlar yani, da küçüldü. Öyle paketler maketler öyle bir yok yani. Eskisi gibi yok. Dolayısıyla hani nasıl olacak bilmiyorum bu şekilde gitmesi. Tabii bunun önlemleri var elbette ama ileride alınabilecek. İnşallah böyle ücret artışları yeni fiyat artışlarından yol açan i̇şte onu bir zinciri de oluşturmaz yani. Yani ama zaten bir yeri sabitliyorsunuz, bir yer fırlıyor. Evet, fiyat davranışı bozuldu. Hacı düşmez gibi yani. Evet artık zaten şey oldu resmen yani bir yani davranış bozuldu. Enflasyon için söyledim, hacı düşmez. Hacı yatmaz diyorsun. Hacı yani, enflasyon hiç yatmıyor zaten. Yok yani. Ama hani bir yeri sabitliyorsunuz, bir yeri düşürürsen başka bir yerden fırlayıveriyor fiyatlar. Evet, evet maalesef. Yani çünkü insanların davranış biçim bozuldu bununla evet, alakalı. Evet, bütçesine çok yansıyamıyor o yüzden. Yani fiyatın evet, düştüğünü, biraz yani durulduğunu hissetmiyorsunuz. Yerdesi evet yani ve uzun bir zamandan beri böyle. Yani evet, bu şey sanılmasın, son bir iki aydır falan böyle değil.
Şimdi Etsüt Kurumu'nun açıklaması vardı. Bugün siz de yazmışsınız. Tarım Orman Bakanlığı dün 500 bin baş besilik erkek sığır ithalatı için başvuruların başladığını da söyledi. Ya Etsüt Kurumu bir ithalat yapmıştı biliyorsunuz. 40 bin işte 8500 ton karkas ve 40 bin başta kesime hazır büyükbaş hayvan alımı yaptı. Sonra ESK yani Etsüt Kurumu marketlerinde, tarım kredi kooperatiflerinde ve 1200-1300 süpermarket zincirinde fiyatların sabitlendiğini, ithal etin dağıtılacağını bu marketlere, Etsüt Kurumu'na ve tarım kredi kooperatif marketlerine söylemişti. Et ithalatının devam ettiğini anlıyoruz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasından. Daha önce Habertürk.com'daki haberde Macaristan'dan 5000 hayvan ithalatı Ramazan ayı öncesinde yapılmış. Belki Brezilya'dan... Onu bilmiyorum nasıl girip girmediğini henüz girmiş olması lazım. Böyle iddialar var. Evet, Brezilya'dan gelecekler var deniyor. Yani aslında evet yani bunlar kısmen ifade edildi, ülkeler açıklanmamıştı. Ama hani ülkeye giriş yaptığı biliniyor. Ama Etsüt Kurumu'nun ithalatı sonrasında mesela Türkiye, İstanbul'da hep sen söylüyorsun bir Türkiye genelinde 17 şubesi olan Etsüt Kurumu mağazaları var. Orada kıymanın, doldu taştı. Oralarda bu arada. Kıymanın fiyatı 119 lira. Yani işte ben, ulaşabilen için. Evet Ebru, ama ben sana şunu söyleyeyim. Ben dün özellikle bu son açıklanan ithalat kararından sonra şöyle bir çeşitli açıklamalara baktım. Mesela Ankara Kasaplar Derneği açıklama yapıyor. Fiyat düşer mi diye. Bir, fiyat düşer mi? İki, ne olur? Şimdi aslında bütün bu ithalat durumu tarımda özellikle, yani bu şeye benzemiyor biliyor musun? Hani başka alanlarda dışarıdan borç almaya benzemiyor. Mesela sizin döviz borcunuz var, döviz borç alıyorsunuz yurt dışından. Bununla alakalı bir şey değil. Yani bu yaptığınız ithalat aslında döviz ithal ediyorsunuz mesela. Burada bütün üreticiyi şevkine kırıyorsunuz. Bütün açıklamanın hepsine ortak vurgusunu ne biliyor musun? Ya bu ithalat üzerimizden geçtikten sonra acaba biz kendi çiftçimizi... Fiyatı, nasıl çiftçiye ayağa kaldı? Tabii çiftçi üretmeye şevki kalacak mı? Biz burada zaten bizim cebimizde para kalmadı diyorlar. Şimdi bunu herkes bu konuda ortak fikirdeyken, yani hayvan ithalatının içerideki üreticiyi zora soktuğunu, onları böyle gerçekten hani yani bir sonraki sene bu işi bıraktıracak derecede. Hatırlarsan hep bunu konuştuk. Milyonlarca işletme hep aile işletmesi. Yani Türkiye'deki işletmelerin %80'i yani 2-3 kişinin idare ettiği aile işletmeleri. Yani siz aslında sadece sektörü bu karar aldığınızda bir aileyi de aslında belki de göçe itiyorsunuz. O bulunduğu bölgeden belki de artık bu işi bırakıyor ve diyor ki ben İstanbul'da iş aramaya geleceğim. Yani maliyeti büyüyor. Sadece bir şey kazanamıyor. Hayvana bakamıyor. Tabii tabii. Etin fiyatını düşürmekle kalmıyorsunuz. Demografik yapıda da sorun. Yani demografik yapı diyorum ya, coğrafi yapıda da sorun yapıyorsunuz. Göçe sebebiyet veriyorsunuz. O il köyü, bir köyde sadece sanıyor musun ki hayvancılık yapıyor? Yanında da tarım yapıyor. Tabii. Bu sefer ne oluyor? Siz hayvancılıkta sıkıntı yarattığınızda tarımda da yaratıyorsunuz. O oradan çıkacak ürün pazara gelecek belki. O da gelmez oluyor. Dolayısıyla zincir halinde. Zincir halinde. Bu bir sistem. Yani bir tarafından bozduğunuzda diğer tarafından sıkıntı ama yaşıyorsunuz. Ama yani kıymanın kilosu da 300 liraya gelmiş. Vatandaş hiç... Ya vatandaş bu niye diyor ki, oldu? Bana diyor şu anda fiyatı mesela 190 liradan sabitlendi ya marketlerde. Hı-hı. Bu da çok yüksek diyor. Ama hatırlarsan Ebru, ben geçen gün de bu konu konuştuğumuzda hep şeyi söyledim. Yani ESK'nın... Ya bugünden yarına kısa vadeli çözümü yok. Yani bugünden yarına yoktu ama son 4-5 yıldır da bu hataları yapmaya, arttırarak yapmayı sürdürdük biz. Yani bizim ESK'nızın yani Beylikdüzü'nde, İstanbul'da, Ankara'da, orada, şurada 2-3 mağazayla satış yapmasına ve burada personel şey yapmasına ihtiyaç yoktu ki. Bir mağaza varmış. Evet, bütün bu yatırımlarını tarımla veya hayvancılıkla uğraşan kesime 85 versiydi. Milyon 17 mağaza. Yani zaten zarar ediyor. Bu zararı daha da yani yine zarar edersiniz ama üreticiniz desteklersiniz. En azından üreticinin cebi doyar. İşini yapmaya devam eder. Yine belki 300 liraya yerdik ama batmış. Valla marketlerde 100 liraya yemiyoruz. 190 liraya yiyoruz orada anlaşmaya rağmen. Valla yani o anlaşmanın ne kadar süreceğini... Marketlerde ben tam göremedim ama bugün bakacağım. Ya yani şimdi onların da bir rezervi var. Yani oraya koyduğu kıyma ve kuşbaşı için bu fiyatı veriyor. Başka tabii. Tabii başka ürünler var. Onların yani fiyatları... Bambaşka. Ha, doğru söylüyor insanlar. 190 lira da pahalı. 210 kuşbaşı için pahalı. Tabii ki. Pahalı tabii ki. Bugün koşullarda kalabalık hepsi... aileleri düşünsene. Mutlaka öyle. Şimdi pide fiyatları 10 liraymış. Ben dün baktım iftarda 10 lira falan değil pide. 15 lira falan fiyatlar. Hı. Hani ben de hani gözlemlediğim bu. Dolayısıyla hani
Yani bu fiyat sabitlemelerine ya da şeylere çok uyum sağlayamıyor kimse. 300 gram pide olmuyor zaten. Ya şimdi pidenin biraz daha büyük olması gerekiyor. Bir de şu konuşuyorsunuz, diyorlar ki yani ya tamam sabitlediler de yani benim maliyetim bu diyor. Evet yani ben ne yapacağım ki diyor. Ev sahibi az önce çıktı diyor fırıncı. Evet. İstediği fiyat diyor mesela. Evet. Ya ne diyeceksin ki? Ona evet, ne evet. diyeceksin? Yok yok diyemezsin bir şey. Yani koşulları düzeltmeniz gerekiyor. Kaç kişi çalışıyor orada? Şimdi bir konu daha var. Bir başka gündem başlığı. Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Yöneticileri Derneği ORSİAD Başkanı Levent Çamur dün Bloomberg'e konuştu. Dikkatimi çeken şu. EYT çıktı. İnsanlar emekli olup tazminatını alıp ayrılmak isteyenler var. Çalışmaya devam etmek isteyenler var. Fakat biz kredi garanti fonundan 50 milyarlık bir destek gelecek. Ona güvenerek bu düzenlemeyi bekledik ve bu tazminatları ödeyeceğimizi düşündük. Fakat burada bir gecikme var. Burada bir sıkışıklık oluştu. Sanayici köşeye sıkıştı diyor. Çalışanlarımızdan sabır istiyoruz diyor. Evet. Bu kredi garanti fonunda bir an önce bu kredilerin işlemesi sanayiciye ulaşması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda yetişmiş eleman, tecrübeli eleman, kalifiye eleman konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz, çok ciddi zararlar görebiliriz. Onlar ayrılıyor ve dönmeyeceklerini düşünüyoruz diyor. Tecrübeli eleman daha çok tazminatını alıp çekiliyormuş. Ya da başka bir yerde daha sonra çalışacak. Dolayısıyla kredi garanti fonu hızlansın, çalışanlarımızdan da sabır istiyoruz diye bir açıklaması var. Yani niye bu bekliyor bu kredi? Yani evet o kredinin neden hala tahsis edilmediğini ben de çok açıkçası çözemedik. Çünkü bankalar tahsis henüz gerçekleşmediğini ifade ediyorlar. Diğer taraftan bu niye önemli? Çünkü bu ayın sonu itibariyle bütün herkes işte istifasının dilekçesini verip ondan sonra eğer işe de geri dönecekse işe geri dönüş şeyini de 1 Nisan'da yapacak. Yani dolayısıyla hani bunun böyle peş peşe olacak bir süreç bu. Tabii tazminatlarını alıp ayrılacaklar tabii, için. Tabii ayın 24'ündeyiz sürecin artık. Bir an önce çok bir zaman kalmadı. Dolayısıyla evet bunu bekliyorlar. Kimi şirketler farklı yöntemler buluyor. Kimisi diyor ki ben çalışanımla hani yani istifa edenle çalışmayacağım geri devamında diyor. Kimisi diyor ki tekrar çalışırım ama ben diyor maaşında işte %10-15 indirim yapacağım diyor mesela. Bunlara yap diyenler var. Böyle farklı farklı bir sürü her şirketin kendisine göre. Kimisi diyor ki ben tazminatını şöyle ödeyeceğim. Ama belli ki yani şimdi İnsanlar sonuçta tazminat istiyor bak, ve krediyi beklenen bir durum var. Bir sıkışmışlık bu olmuş. Bu şimdi bir kere yani doğal akışını hayatın. Bu konu çok büyümüş. Neden? Ben sonrasında baktım bu haberden bu çok haklısın. Sonra. Çünkü niye? Bu işin doğasına aykırı bir durum oldu. Ne oldu? Normalde her yıl ayrılacak personel ya da işten çıkaracak personel varsa şirketin bellidir bu. Ona göre de bir hani kafanda tazminat tutarız, belirlersin. Ben bunu hallederim dersin. Ama bu Birden bir yasayla çıktı. Bir anda böyle hani belki bir şirkette oranda yüksek. Kimi şirketlere çok yüksek. Hele mesela biraz daha işte dediğin gibi ustalık, uzmanlık gerektiren alanlara daha fazla. Yani dolayısıyla yardım etmek zorundayız bu şirketlere. Yoksa emek yoğun sektörler ben sana var. Şöyle söyleyeyim. Yani çalışanla işveren arasında tartışmalar çıkar. Her yerde öyle değil tabii. Kadroların insan iş gücünün çok kritik olduğu, çok önemli olduğu üretimler var yani. Bazı yerlerde giden gitsin dersin de bazı yerlerde kalifiye elemanı da gönderemez. Tabii. Göndermek istemezsin. Evet yani bir sürü farklı uygulama var. Eminim ki bir sürü mağduriyet yani olabilir bununla gitsin, alakalı. Yenisi gelir evet. Mantığı her yerde işlemiyor yani. Tabii ki. Her kurumun kültürüyle ilgili bir şey bu. Evet. Biraz daha. Yani çalışma biçimiyle ya tabii, da işle ilgili. Kurum kültürü deniyor ona biliyorsun. Yani evet. SGK'da yalnız bu konuda herkes yani sanayicilerin çok ciddi birbirleriyle temasları, çok ciddi kredi talepleri ve bir sıkışmışlığı son zamanlarda artan bir durum. Bloomberg'teki bu açıklama sonrası ben şöyle bir taradım. Evet sorun. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Biz de buradan aktarmış oldum. İstanbul Fatih'te de bazı sosyal güvenlik kurumu çalışanları EYT ile iş yüklerinin arttığını söyleyerek iş bırakma eylemi yapmış. İnanılmaz bir EYT yoğunluğu var. Hem başvurular var, hem sorular var, hem o işlemlerin bir an önce tamamlanması var. İnsanlar Nisan'da maaş alacaklar. Bu bayram primlerini de EYT'liler alacaklar. Dolayısıyla inanılmaz bir yoğunluk SGK'da iş bırakmaya kadar gitmiş. Onların da talepleri var. 3600 ek göstergeden yararlanalım SGK çalışanları olarak. 2012'de kesilen ikramiye ve ek ödemeleri yapın. Ek ödeme puanlarına 100'er puan ekleyin. Bizim de haklarımız var diye konuşuyorlar. Onlar da EYT'lilerden çalışan sonuçta. EYT'lilerden bir maaş kesip buraya verebilirler.
Ebru. Bu yıllarca maaşlarını beklemiş insanlar için. Hayır. Bu talebi hemen geri almanı öneririm. Hayır, ben söyleyeyim. Hani... O ilk maaş herkes öyle bir bekliyor ki. Tamam, ikinci maaşını versinler ya. İkinci maaş. Biraz alıp hani hep beraber verebiliriz, doğru. Ama SGK çalışanlarına... Tamam, hepsini vermesinler ya. Ya biz de çalışıyoruz, farkında mısınız diyorlar yani özetle. Şimdi işsizlik rakamları geldi. %10,4 düşüşü gösteriyor. 2022'nin tamamını kapsıyor bu. Zaten ay ay görmüştük biz iş, yani rakamların bu seviyede geleceğini tahmin ediyorduk. TÜİK 2022 yılının bir fotoğrafını çekiyor son açıklamayla. 3.582.000 kişi işsiz resmi rakamlara göre. 1,6 puanlık bir gerileme olmuş bir önceki yıla göre. Atıl iş gücü dediğimiz, yani çalışabilecek durumda olan, iş bulsa çalışacak olanlar, mesela EYT'lilerin bir kısmı böyleydi. Onlarda da işsizlik %21,3. Hı hı. Çok hızlı, yani düşüyor 3 puan falan ama hani çok hızlı bir düşüş yok. Bence bu düşüş biraz da artık hani EYT'liler ya da iş aramıyorum diyenlerin sayısındaki artışla düşmüştür biraz yani. Evet, o var. Hem de işsizlik yüksek ama bir yani. De 2022'de biz büyüdük zaten yani. Hani o büyümenin karşılığında işsizliğin düşmesi normal. Normal tabii ki, ama yani bizim zaten orada yapısal sorunlarımız var. Ya sanayici istihdamını, iş çalışanını biraz korudu. Tabii tabii, korudu yani o öyle bir şey yoğun değil. Bir işten üstelik seçime oldu. Doğru gittiğimiz bir şeydeyiz, takvimdeyiz. Yani genelde bu dönemlerde hep zaten işsizlik, yani eğer bir kriz yaşanmadıysa böyle gün içinde, bir günde düşer zaten. Evet. Genç nüfusta da işsizlik uzun bir süre %20'nin üzerindeydi. 2022'de %19,4 olmuş. Yüksek, çok yüksek ama hani %20'lere göre düşmüş. Gençlerimiz de çalışmıyor. İstihdama katılım oranımız düşük. Kadınların istihdama katılım oranı çok çok daha düşük. Dolayısıyla bizim hani işsizlik verisine yani bakarken yani yapısal problemlerimiz üzerinde yoğunlaşmamızda fayda var. İki manşet rakam veri söyleyeceğim. Bunu uzun süredir görmüyorduk. O yüzden söyleyeceğim. Tamam, işsizlik düşmüş, istihdam sağlıyoruz. 30 milyonluk bir istihdamımız var, 30 milyonu aşkın, 30 milyon evet. 75 bin kişi. 85 milyonun iş gücüne katılım yüksek. Bir arada yatırımlar yapıp iş de yaratıyoruz. Tamam, ama genç işsizliğimiz yüksek, çok o bir güzel konu. Erkeklerde işsizlik oranı %8,6, kadınlarda 13,4. Evet. Bu ne ya? İşte yapısal sorun dediğim bu zaten. Yani İstihdam edilenlerin de %56,5'u, hiç bu kadar yüksek bir oran olmamıştı. Hı hı. Hizmet sektöründe. Evet. O yani da, perakende o, o de, turizmde. Başka bir problemimiz de o bizim. Yani satış elemanı, garson. O yüzden de hep daha düşük gelirle yaşamaya mecbur kalıyorlar ve o yüzden bütün... de asgari ücret %40. Evet, biz ondan oturup aylarca onu tartışıyoruz. Yani siz iş yaratıyorsunuz ama yarısından fazlasını hizmet sektöründe yaratıyorsunuz. Sanayinin payı %21,7. Evet. Bunun artması tabii gerek. Bu sektörlerde gençken tarım evet, düşmüş. Çalışıyorlar. O zaten belli o olmuyor mu fiyatlardan? Sıkıntı. Yani tarım istihdamı düşmüş. İstihdam içindeki payı düşmüş. Payı tabii ki düştü. Hizmet sektöründe sıkıntısı ilerleyen yaşlarda aile kuruyor insanlar. Bu sefer daha da gelirleri düşüyor oluyor aslında, azalıyor. Yani aynen, bakıldığı zaman o sektörde gençken idare edebilirsiniz belki durumu bir parça. Ama orta yaş ve biraz ileriye gittiğiniz zaman eğer ek üzerine bir meziyet koymadıysanız bir anda bu sefer fakir bir çalışan haline geliyorsunuz. Tabii. O yüzden düşük, bu sektör... Geçinemeyen. Tabii ki bu sektörün değil, bizim sanayi sektörümüzü... Bu da çalışma barışını bozar. Tabii. Diğer alanlardaki şeyimizi yani büyütmemiz gerekiyor. Aynen. Sanayiyi artırmamız gerekiyor. Fena değil, biraz toparlanmış ama çok düşük tabii. Yani %56 hizmet sektöründe çok hiç yüksek bir oran. Bakan Varank, Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları vardı. Antakya'da deprem bölgesinde sanayicilerle bir araya geldi. Oradan verdi mesajlarını bakan. Şimdi eğer orada KOBİ'ler, küçük ve orta boy işletmeler çalışanları için konteyner yapacaklarsa 30 bin liraya kadar konteyner yarısına desteği. Yarısına yakın bir rakam bu. Evet. 80 bin lira galiba. O yarısını biz karşılarız kısmı, diyor. Evet, yani. Ki yani istihdam korunsun, fabrikalar işlemeye başlasın diye böyle bir destek açıkladı. 30 bin liraya kadar konteyner desteği. Yine 11 ili kapsayan deprem felaketinden sonra sanayi cephesinde ortaya çıkan zararın, İşte bu stok zararı, bina zararı, altyapı zararı, makine zararı, tabii, teçhizat zararı. Bakıldığında, yanlış söylemeyeyim rakamı, mesela sadece Hatay için 44 milyar lira, tüm 11 il için 170 milyar lira olarak
açıkladı. Doğrudur. Bakanlara. Yani rakam, evet. Evet, rakam doğru. Zaten 104 milyar dolar toplam bir maliyet söz konusu. Konut, altyapı, yıkım vesaire tüm bedellerle sanayinin payına bakıldığında ki... Yani 2 trilyonluk o hasar vardı ya, o 2 trilyonluk hasarın içindeki 170 milyar olsa 170 gerek. Milyar lira sanayiye ait ki onlar daha tepelik yerlere, daha korunaklı yerlere yapıldığı için bina yıkımı çok fazla değildi ona rağmen. Yani çok katlı değiller vesaire. Çok katlı. O yüzden. Mesela mobilyada çelik binalar varmış tabii. Mobilya sitesinde. Oradaki yıkım çok az. Mesela o faaliyete geçecek tabii diyor. Tabii ki. Ama bir yandan da çalışanları korumak lazım. Mesela bugün yine arkadaşlarımız bölgeden haber yapmış. Düşünsenize çalışansınız ya da yani işverensiniz. Çalışanınızı, arkadaşlarınızı, fabrikanızı, ürünlerinizi, evinizi, yakınlarınızı, her şeyinizi kaybediyorsunuz. Korkunç bir durum. Tabii bunun üzerine ev, hemen... Ev, iş, aş ne varsa gidiyor. İlk günden beri söylüyoruz zaten. Hemen yarın gel başla atölyende otur çalış. Zor bir şey. Kolay değil, imkansız hatta. Hatay'da 44 milyar lira mesela yani orada da. Evet. Bakan Varank bir de diyor ki deprem bölgesindeki işletmeler için özel bankalara da bir çağrı yapıyor. Özel bankalarımız Bankalar Birliği'nin aldığı kararlara uysunlar ve buradaki sanayicilerimize, iş insanlarımıza yardımcı olsunlar. Kredi ertelemesi başta olmak üzere buradaki esnafımıza ve sanayicilerimize lütfen zorluk çıkarmasın. Yani, demek ki böyle bir durum şikayetle gitti. Bu tip şikayetler olabilir. Olabilir yani doğrudur. Aynen. Vardır muhtemelen ama... Herhalde bankacılık kesimi de o vicdansızlığı yapacağını sanmıyorum. Düzeltir. Yani eksikler varsa, hatalar varsa. Ben de sanmıyorum. Şimdi bu arada Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel bir açıklama yaptı. Hı-hı. Deprem bölgesindeki mağazalarımızın yarısı hala kapalı dedi. Hı-hı. Açık olanlarda da zaten kısmen bir faaliyet yok. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında markaların %87'sinin Şubat cirosunda düşüş var dedi. Tabii. %94'ünün müşteri trafiği oldukça azaldı dedi. Hı-hı. Cirolarda %20-25 ve onun biraz üzerinde kayıplar var. Ortalama %25'miş. Mart ayında kısmen toparlanma başladı ve çalışanlarımızın 143'ünü kaybettik dedi. Evet, deprem çok acı. Hani Allah rahmet eylesin. Demek ki Şubat ayında Mart ortasına içinde. Kadar evet. Bayağı bir etki. Yani insanlar tabii çekilmiş. Tabii ama kapanmış. Bir de tersinden bak rakama. Bir yandan da aslında biz çok çabuk unutuyoruz diyoruz ya depremin. Mart'ta toparlanma evet, başlamış. Yani çok hızlı yardımlar bir şekilde. Yardımlar da var vesaire evet, de var. Ramazan da tabii. Öyle gibi. Ama bir ayda unutabiliyoruz bazı şeyleri. Çok yoğun tartışıyoruz. Sonra da böyle çok kısa sürede unutup yaşadıklarımızı normal hayatına dönüyoruz bir anda. Belki evet. Hayatın şeyi bu. Yani ama biraz bir de bizim herhalde Türkiye'nin de vatandaşının hani biraz da bu şeydir bu. Yani Şubat hızlı ayında kesmişiz. Yani %90 hareketlilik ve ciro gitmiş. Evet, ama çok, Mart ayında dediğin doğru toparlanma yavaş ben ama yavaş işte başlıyor. O veriye biraz bu yönde bakmak istedim. Böyle. Çünkü gerçekten doğru bir bakış. Ben çevremde de konuşuyorum. Hani şimdi insanlar yavaş yavaş ya tamam ama şu ev konusunu mesela konuşuyorlar. Hafif azaldı farkında mısın? Çünkü çaresiz de var. Ya ben evi değiştirmek istiyorum ama bulamıyorum ne yapacağım derken yavaş belediyeler yavaş. Belediyeler çalışmalarını sohbetlerin, arttırdı yalnız o evet, iyi. O çok şükür arttı ama çok şükür arttı. Bir yandan da bu sohbetler azalmaya başladı. Yani sen de sosyal kiraları çevrende görünce ne yapacaklar? İşte bir çaresizlik yüzünden belki çaresizlik bu. Tabii. Kentsel dönüşüme gidiyorsun. Önünüze bir fiyat geliyor. Hı-hı. Diyorsun ki kalsın. Ne yapayım? Evet. Bu arada Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de yine Bloomberg HT'de konuktu. Açıl Sezen'in konuydu. Bu Türk Bank'ın ihalesine katıldı biliyorsun ihracatçılar. Dolayısıyla diyor ki TİM Başkanı Gültepe. Türk Bank'ın mevduat bankacılığı yapıp yapmayacağına henüz karar vermedik. Türk Bank'ın önceliği ihracatçının finansmanının desteklenmesi. Şimdi biz diyor 455 milyon liralık bir teklif vermişti Türk Bank ihalesinde bu ihracat geliştirme anonim İGE. Şimdi daha önce diyor biz diyor kefalet sistemiyle diyor bir proje başlattık diyor. Exim Bank'tan diyor ve bankalardan diyor daha fazla diyor ihracatçıya kredi kullandırdık diyor. Bu kredi diyor bakıldığında diyor oldukça da etkili oldu ama ihtisas bankacılığına ihtiyacımız vardı. O yüzden böyle bir ihaleye girdik açıklaması yapıyor. Mevduat bankacılığı yapar mı yapmaz mı bakarız diyor. Valla 110 yıllık banka. 30 milyarlık krediyi biz kefaletle yaptık bankalardan Exim Bank'tan daha yüksek. Demek ki diyor işe yarıyor destek oluyor. Şimdi diyor bunu diyor böyle bir sisteme döndürdük diyor. Yani şunu söylemem gerekiyor burada. İki tane konusu var bu konunun. Bir 1913 yılında kurulmuş bir banka bu. Yani Türkiye'nin ilk özel bankası neredeyse. TMSF'de miydi? Yani en son TMSF'deydi de. Yani 1913'te kurulmuş bir Adapazarı'nda kurulmuş bir banka ve ticaret üzerine kurulmuş bir banka. Ticaret konusu. Ve hani sonrasında 94 krizinde
TMSF'ye, hazineye devredilmiş o zaman, hazineye devredilmiş olan bir banka. 98'de skandallarla işte bir şekilde ihalesi yapılamamış, iptal edilmiş. Ve o günden bu yana da aslında çok değerli bir markadır. Çünkü o ismi aslında kullanamazsınız. Yani Türk isminde kullanamazsınız. Tabii. Dolayısıyla ona... Türk ticaret markası. Evet, yani çok öyle de bir özelliği vardır. Şimdi dolayısıyla bakıldığı zaman bu marka çok kuvvetli bir marka. Ben bu markayla... İsim güçlü. İsim gücü çok yüksek. Yani tabelası bile değerlidir bunun. Ama... Köklü. Şimdi, köklü. Yani 110 yıl diyorum yani şeyine bakıldığı zaman. Ha ama çok yıprandı tabii ki. Umarım eğer bu ihracata destek olunacaksa şimdi burada yatırım bankası olarak... konumlandırabilirler. Ve işte kredi sağlamaya çalışır ama bu işin iki bacağı var. Aynı dili konuşan insanlar için bu işleyiş daha sağlıklı gitti. Biz de bunu ihtisaslaşmış bir bankaya yani yapmak umarım istedik. Olur, şöyle olur hatta. Mantıklı yani bir bakış. Mesela ihracatçı da mevduatını buraya yatırır. Aynen. O mevduatta krediye buradan döner. Evet. Belki o zaman gerçekten daha farklı koşullarda bir bankacılık yapma imkanı da doğabilir. Bunun için bence uygun örneklerini iyi araştırmışlardır diye tahmin ediyorum ben. Kefalet sistemiyle bunu denemişler. 8 bin üyemize evet, ama, 30 milyar tabii, tabii. Liralık kredi kullandırabildik. Tabii, birbirimizi de anlıyoruz. Mutlaka. İşleyiş daha farklı oluyor. Ama orada tabii yönetim, yani orada bankalar var. Diyor. Burada da yani bu işin öyle başına geçtiklerinde, bunun ehillerini başlarına koyduklarında ben eminim ki yani bu banka sıradan bir mevduat bankası olsaydı belki orada göstereceği ivmeden bu haliyle daha büyük bir ivme gösterebilir ve daha çok ihtiyacı karşılayabilir. Yani birçok yanlışın içinde doğru bir şey olmuş durumda. Evet, doğru bir şey yani olmuş. Yani umarım bankanın gerekçeler kaderi, de çok kaderi de kurtulur yani temizlenir aynı zamanda. Aynen, bankada. Aynen, bir de öyle bir var, köklü bir banka yeniden canlanır ve o ismiyle evet, yaşar. Evet, evet. İhracatçıları da desteklemiş olur. Türkiye'yi büyümesini tabii, desteklemiş tabii, tabii olur. Varlık sürem çok azaldı. Süremiz çok azaldı birlikte ama Varlık Fonu sendikasyon kredisi almış. Şöyle 2 yıl vadeli 790 milyon euro tutarında Asya, Avrupa, Amerika, Orta Doğu bölgesinde yer alan 9 ülkeden 11 bankanın katılımıyla. Daha önce de 2021'de de bir kredi almıştı. Sermaye fakat, enjeksiyonu yapıyor. Hazine gibi olmuyor, hazine gibi borçlanmış olmuyor mu? Yani gelir yaratıp finanse etmek Varlık Fonu'nun işleyişinde. Ya az teknik olarak çok görevi değil. Ama görevi değil. Ama kendi görevim yani. Değil değil. Portföy içinde şirketler çünkü var. Gelir ama yaratmak ve bunu evet sağlamak gibi bir görev tanımı veya kuruluş amacı yok mu? Ya yani normalde öyle olması lazım. Normalde siz hazine de borçlanıyor siz, çünkü bu tabii, sefer hazinenin borçlanmasını da buraya bir gelir aktarırsınız. Bu gelirle Varlık Fonu ne yapar? Varlık satın alır. Evet. Ve o varlıkları yönetir. Evet. Aslında yani mesela dünyadaki örnekleri bir gelire dayalıdır. Hep bunu konuştuk zamanında ama şunu söylemek gerekiyor. Belli ki ya bir satın alma yapacağını sanmıyorum ama portföyündeki şirketlerin ihtiyaçları var belli ki. Onları giderecektir. Anladım. Böyle bir borçlanmaya 2 yıl vadeyle 11 bankadan 9 ülkeden katılımına 790 milyar euro. Az da bir rakam değil. Çok büyük bir rakam. Çok iyi bir rakam. Tabii, tabii, tabii. Bu borçlanmayı yapabilmek önemli. 790 milyon euro. Fena yani, değil yani. Bugün itibariyle evet. Bugünün evet, koşullarında evet. Bu ortamda. Yani bile şuradan 10 sene önce 3-4 milyar euroyu bir banka kendine pat diye alıyordu. Telefonla borçlanıyordu falan. Evet, ama onu şimdi da söyleyelim yani 10 sene önce böyleydi. 10 sene önce böyleydi ama şu an hani finansman yolları daraldı, sıkışık, faizler yükseldi. Ha, kimse zaten yok, düşünmüyor bile evet sendikasyonu. %11-12 faizlerle falan döviz bazında borçlanmayı akla bile getirmiyor. Ha, işte borçlanma ihtiyacı fazla olur. Rol etmen gerekiyorsa. Evet. Borçlanma ihtiyacı fazla olunca o yüzden dikkat edecek. Hazine tabii de borçlanacak çünkü. Tabii tabii. O yüzden söyledim. Hı hı. Şimdi çok fazla piyasa bilgisi var. Onu verilerle toparlayarak aktaralım. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Biz miladı dolmuş alıcı ilaçları bir kenara bırakıp kendi rotamızı çizdik. Yeni yüzyıla hazırlanıyoruz. Yeni Türkiye modeliyle katma değerli üretim, büyüme, ihracat bunu amaçlıyoruz. Bu yolda da ilerliyoruz dedi çok özetle. Dolayısıyla Türkiye yüzyılı vizyonumuza doğru çizdiğimiz, kendimiz çizdiğimiz rotada çok büyük başarılar kazanacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da gireceğiz dedi. Şimdi bunu da hatırlattıktan sonra ekonomi gündeminde dün yansıyan açıklamalardan biriydi Hazine ve Maliye Bakanı'nın. Veriler ne diyor? ABD Hazine Bakanı Yellen'da biz dedi daha önce mevduatlara garanti vermeyiz, elimizdeki araçları kullanırız demişti. Yani şimdi dedi ki bunun daha ötesinde adımlar atabilir. Herhangi bir sıkıntıda çok güçlü
bankaların yanında oluruz dedi. Hı. Bu piyasaları biraz rahatlattı. Yani gerektiği noktada mevduat garantisini tümünü de veririz diyor. Dolayısıyla o biraz risk iştahını arttırdı. Şimdi Amerika Merkez Bankası çeyrek puan faiz arttırdı. İngiltere çeyrek puan faiz arttırdı. İsveç ve Norveç çeyrek puan faiz arttırdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası çeyrek puan faizi, yarım puan faizi indirmişti. Dün sabit bıraktı. Hı hı. Dünyada bir yine faiz arttırım çizelgesi görüyorum ben böyle. Yani bir yerde durmazlarsa Türkiye'de faizler eşitlenecek neredeyse, onu söyleyeyim bu arada. Yani bir yerde durmazlarsa geliyor. Tabii İngiltere 4.25, Amerika 5. Bir yerlere evet. Yani. Yaklaşıyoruz Amerika'yla falan neredeyse. Tabii bizde de mevduat faizi 30 ama onu da unutmayalım yani. 28 falan yani. Ticari kredi faizleri de yükseliyor. En düşük oydu çünkü. Evet, orada yükseliyor ama mesela şey dikkat çekiyor, dikkatini çekiyor. Evet, en direnen bankalar bile mevduat faizi %28. İhtiyaç kredisinin faizinden daha fazla şu an mevduat faizi. Yani böyle dikkatli bakılırsa son hafta oralara gelmiş durumda. Çok dikkat çekici tabii. Çok yani, kredi iştahı olduğunu da düşünmüyorum şu aralar. Kredi iştahı evet, olmasa evet, ondan belki bir görünüyor ama bir yandan da bir taraftan da TL talebini faizi yükselterek yani aynen, gideriyor demek ki bankalarda. Valla dünya İsveç, Norveç, İngiltere faiz arttırdı. Son yılların en yüksek faiz oranlarına ulaştı. Çok tartışmalı bir döneme girdik yalnız bu faiz konusunda. Evet. Özellikle biliyorsun bankada yaşanan krizi biraz bu çıkarmıştı. Bir yandan Amerika'daki reel sektör, işte en son Elon Musk 50 puan faizi acil indirdi, yaslama yaptı biliyorsun dün. Önceki gün pardon, Fed'e. Yani dolayısıyla iş biraz karıştı. Neden? Çünkü tahvil yükü fazla. Hem öyle, bankacılık kesim açısından bu. Risk reel var. Kesimde ya diyor mortgage IMF faizi falan yükseldi. Da tetikte olun diyor. Evet, rahatlamayın evet. Satın. Yani geçmedi bu diyor. İşte dolayısıyla bu iş yani 2023'ün tamamında biz faiz konuşacağız gibi görünüyor. Ha, dünya ekonomisi için IMF de mesela Lübnan'a gitmiş. Lübnan'ın durumu çok kötü diyor. Almanya'da grev var pazartesi günü. Fransa'da her yer karıştı emeklilik reformuna karşı. Yani dünyanın da huzuru yok yani. Batma noktasına gelmiş. Evet. Yani öyle durum şey ki yani karışık. Biraz karışık dünya. Dünya bayağı bir karışık, onu söyleyelim. 5061 puanda Borsa İstanbul. Dolar 19.05 bizde. Aynı yani 19.03'te 19.05'e doğru çıkmış. Düşmüyor. Böyle milim milim kuruş kuruş artıyor. Euro TL 20.64 seviyesinde. 1.08 Euro dolar paritesi 1.06'dan 1.08'e geldi. Dolar biraz güçlendi, orada kaldı diyelim. Altın onsu 1987 dolar seviyesinde, görece yüksek yani 1960'lara 50'lere düşmedi. 76 dolar seviyesine yükseldi petrol fiyatları. İçeride gram altın 1217, siz düştüğüne bakmayın, 1200'ün üzeri rekor seviyelere yakın. Ve %1,6'lık bir yükseliş var. 551 binde Bitcoin. Çok teşekkür ediyorum. İyi bir hafta sonu, pazartesi görüşmek üzere. Kısa bir ara. Devam ediyoruz Habertürk'te para gündeme. Konuklarımız var, gündemi konuşacağız ama sıcak haberler de var. Bugün yangınla başladık. Felaket üstüne felaket yaşıyoruz. İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde biliyorsunuz cerrahi bölümde yangın çıkmıştı. O yangını söndürme çalışmaları tamamlandı. Soğutma aşamasına geçildi. Tam bu gelişmeyi aktarırken bu kez İstanbul Pendik'te 7 katlı bir otelde yangın çıktığı haberini aldık. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntıları bize Ozan Kerleci aktaracak. Ozan? Ebru Baki sabah saatlerinde meydana gelen o yangında ilk belirlenmelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Daha sonra da 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saatler sabah 08'i gösterdiğinde Pendik'te buna Erolkaya Caddesi'nde bulunan bir otelden alevler yükselmeye başladı ve o alevleri fark eden, dumanları fark edenler de itfaiye ekiplerine haber verdi. O yangında otelin 7 katlı, o otelin 5. katında meydana geldi ve daha sonra itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Otelde çalışanlar ve otelde kalanlar kısa sürede tahliye edilmeye çalışıldı ama sabahın erken saatlerinde olduğu için de müşterilerin, otelde kalanların çoğu da uyku halindeydi. Daha sonra itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ambulanslar sevk edildi ve yaklaşık 45 dakika süren o çabanın ardından da yangın kontrol altına alınabildi ve daha sonrasında da yangının söndürüldüğü noktalarda, soğutma çalışmasının yapıldığı noktalarda da itfaiye ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken de ilk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiğini o noktada tespit ettiler ve daha sonra da diğer yaralılara müdahale etmeye çalıştılar. Ama şu sıralarda hala
Pendik'te bulunan o otelde çalışmaları devam ettiğini söyleyebilirim. İtfaiye ekipleri hala içeride, onların çalışmaları devam ediyor. Bir yandan polis burada güvenlik önlemi aldı. Diğer taraftan burada bekleyenler de var. Belki yakınlarından bir haber almak istiyorlar ama ilk belirlemelere göre dediğim gibi 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Otelin 5. katında çıktı bu yangın. Kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışıldı ama 45 dakika sürdü. Sonrasında yapılan incelemelerde 2 kişinin hayatını kaybetti ve 3 kişinin de yaralandığı açıklandı Ebru Baki. Ozan Kellici, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi bugün için 9 kuşağında da hatırlattık. Arkadaşlarım da size haberleri iletiyorlar. Sel felaketi yaşanmıştı geçen hafta. Deprem bölgesi için yine kuvvetli sağanak uyarısı var. Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleriyle Malatya'nın güneyinde kuvvetli yağış bekleniyor. Bir yandan da arka arkaya deprem felaketi, sel felaketi, şimdi İstanbul'da yangın haberleriyle uyandığımız bir gün yaşadık. Binaların arasında bile otel, 7 katlı bir otel. Demek ki dumandan etkilenmiş. 2 kişi hayatını kaybetti. Ozan Kelleci aktardı detayları. Orada da yangını söndürme çalışmaları tamamlandı. Aynı zamanda İstanbul'da eski Gata'da Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şimdiki, oradaki yangında söndürüldü. 109 hasta da başka hastanelere sevk edildi. Bir de yangın haberiyle uyandık bugüne. Detayları, sıcak gelişmeleri sizinle paylaştık. Peki konuklarımız kim? Bugünün gündemine ilişkin bize yorumlarıyla kimlere eşlik edecek? Zaten tanıyorsunuz. Siyasal İletişim Danışmanı Doktor Gülfem Saydan Sanver İstanbul Stüdyosu'nda benimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Habertürk yazarı Nasiye Güngör de Ankara'da. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın Gülfem Hanım. Günaydın. Şimdi bugün 24 Mart ittifaklar için başvuru süresi bitiyor. Bazı partilerin adaylığı başvuruları sona erdi. AK Parti aday listelerini biz 9 Nisan'da sunmuş olacağız listelerimizi dedi YSK'ya. İyi Parti de bugün sona eriyor adaylığı başvuruları. Yarın Yeşil Sol Parti adaylığı için süreyi dolacağını aktarmıştı. Bir de ittifak başvuruları bugün yapılacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, canlı yayındaki açıklamasında NTV'de bakanlar milletvekili olacak dedi. Yani 17 kabine üyesinin milletvekili olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan örnek verdi. Nereliyse o bölgeden milletvekili adayı gösterilecekler dedi. Mesela dünden itibaren bu konuda şaşıran da var, nasıl olacak diyen de, çok istekli olan da olmayan da gibi bir izlenim edindiklerini aktarıyor yazarlar, gazeteciler. Nasiye Güngör de aynı izlenimde mi? Bir de Ali İhsan Yavuz dedi ki hem yani milletvekili seçimi aday olabilirler hem de istifa etmelerine gerek yok dedi. Bu aynı zamanda 14 Mayıs sonrası içinde bize bir resim, bir işaret veriyor mu? Bir yenilenme gibi, isim değişiklikleri gibi. Ne dersiniz? Ne demek? Ne anlama gelir? Evet. Tabii. Bir de niye istenir, niye istenmez? Onu da tam anlamadım. O yüzden açıklarsanız sevinirim. Tabii. Yani niye istenmeyeceğinden başlayayım isterseniz. Tamam. Şimdi bakansınız. Bakanlık tabii ki Türkiye'de önemli bir görev. Elbette Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanlığın tanımı, tarifi parlamenter sistemdeki gibi değil. Aslında başkanın sekreteryası bir anlamda. Bizde sekreterya kavramı başka bir yere oturduğu için bunu ifade edince yanlış anlamalara neden olabiliyor ama durum böyle. Yani başkan ve başkanın adamları aslında. Yani gayet açık bu. Sistemin bir şekilde. Yapısı bu. Şimdi niye istenmez? Milletvekili olacaksınız. Dolayısıyla milletvekili olduğunuzda yeni dönemde kabinede olma ihtimali son derece zayıflayacak. Hani hatırlayacağınız üzere 2018'de de seçilen milletvekillerinden bakan olanlar oldu. Onlara milletvekillikleri düştü. Bence bu saatten sonra hiçbir siyasi parti kendi listesinden bir milletvekilliğini harcayıp ya da yok edip oradan bir bakan çıkarmak istemez. Yani parlamentodaki dengeyi, muhtemel dengeyi düşündüğümüzde. Birincisi bu. İkincisi hani bakanlık mı milletvekilliği mi etkinlik açısından derseniz elbette bakanlık. O yüzden niye istenir? Üçüncüsü Ankara'daki kulisler itibariyle söyleyeyim. Bakanların bir kısmının elbette buna çok istekli olmadığına dair kulisler ben de duyuyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Bu saatten sonra bu konuda bir değişiklik olacağını da pek sanmıyorum. Bunun bir diğer anlamı, dördüncü başlık olarak da söylemiş olayım. Gördüğünüz gibi sabahın erken saatlerinde ne kadar sistematik bir biçimde anlatıyorum. Dördüncü başlık da şu. Burada
Anladığım kadarıyla bir gün boyu o kadar çok soru alıyorsunuz yani, ki kafanızda şekillenmiş artık, otomatik bilgisayar gibi çıkıyor. Yani zaten bunu bu estağfurullah, bunlarla yatıp kalktığımız için maalesef evet, böyle bir şey var. Maalesef evet, diyorum çünkü biraz yorulduk aslında, daha seçime de en yoğun tarihe de şey takdim. Ben de size çok soru sorulurken bence rastlıyorum en sonuncusunu... da. Neyse. Evet. Sonuncusunu aslında siz söylediniz Ebru Baki. Bence şöyle bir şey, bu bir yenilenme işareti aynı zamanda. Yani şimdi dedim ya, bakanlık daha etkin milletvekili, ondan daha biraz daha geride bir etkinlik sahibi. Elbette hepsi kıymetli makamlar ama burada AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kadro yenileme anlamında, yani yeni bakanlık adayları olduğu anlamında da bir işaretini görüyoruz. Dolayısıyla kabine dışından, affedersiniz, parlamento dışından bakanların olacağını hesap edersek burada bir kadro yenilemesine yer açmanın da olduğunu söyleyebilirim ben. Anladım. Milletvekili sayısı, yani seçilebilir bakanlar tanınmış, çok sevilen, yakın görülenler de var, tamam, isimler de var. Milletvekili sayısını artırmak için iyi bir yöntemdir diyorsunuz. Aynı evet, zamanda hani kabine dışı belki bakanlar olabilir, seçim sonrası yenilenme olabilir. Bunun da bir işareti olabilir dediniz. Ama hani milletvekili mi, bakanlık mı? Bakanlık tabii. O yüzden de bir ne oluyor, uzak durumu da olabilir dediniz. Doğru anladım herhalde. Yani ya istekli olmayanlar olabilir. Olabilir. Yani bunu duyuyorum tamam, zaten. Ama şunu da ekleyeyim. Hani lütfen, Sayın Cumhurbaşkanı söylediğinde de vardı. Hani büyük şehirlerde ağırlıklı, bir de hani afet bölgelerinde olacağına dair. Yani daha aktif, sistemi harekete geçirebilecek, bürokrasiyi çalıştırabilecek isimler. Hani o gün belki bakan olmayacak diyelim ki, seçimi kazandılar, seçildiler, oradalar. Ama bürokratik sistemi, bakanlıkların sistemini afet bölgelerinde çalıştırabilme yeteneği, alışkanlığı olan, o irtibatları, o ilişkiler ağı olan isimler seçilecek. Herhalde bu da beşinci bir unsur olarak görülebilir. Yani afet bölgelerinde bu etkin isimlerle de seçim sürecinde bir kazanım elde edilmek isteniyor. Nasuhi Bey biraz da sistematik konuşuyor Gülfem Hanım. Çünkü bir saati ziya biliyor. Hızlı. Ayrıca oradan destek atıyor bize Ankara'da. Kısa programın en büyük avantajı bu değil mi? Aynen. O yüzden biz zaten hani gündemi şöyle hızlıca yorumlarıyla aktarabilelim diye. Buyurun lütfen. İttif belki de listelere de değinirsiniz. Tabii. Aday öncelikle başvurusu bitti çünkü hemen. Bakanlıkların, bakanların milletvekili olma noktasında şunu hatırlayacak olursanız, geçen seçime girerken Sayın Cumhurbaşkanı bakan olmak isteyenler milletvekili olmamalı diye bir çağrıda da bulunmuştu 2018 döneminde. Çünkü neden? Evet, bakan olduğunuz zaman milletvekilliğinden düşüyorsunuz. Belli başta birkaç tane milletvekili seçilen isim dışında, bunlardan bir örneği Süleyman Soylu gibi, geri kalanları da zaten milletvekili olarak seçilmemişti. Bakan olmakla milletvekili olmak arasındaki en temel farklardan biri, milletvekili seçiliyor. Halbuki bakan tamamen atanıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla aslında milletvekilinin seçildiği için her türlü seçilen kişinin atanan kişiden daha üstün, daha güçlü ve daha üstün olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla hem seçilmiş hem arkasından bakan olmuş kişiler bu anlamda tabii ki daha güçlü oluyorlar. Çünkü seçimle geldikleri için. Fakat buradaki kritik noktalardan biri, evet, bakan olduğunuz zaman milletvekilliğiniz düşüyor. Ve özellikle mecliste sıkışık bir durum varsa, yani örneğin önümüzdeki seçimler sonrasında işte yapılan simülasyonlarda biz 10 vekil aşağı 10 vekil yukarı ama çok sıkışık bir tablo bekliyoruz mecliste. Dolayısıyla burada her bir vekilin çok büyük bir önemi olacak. Şu anda 17 tane bakanlık var biliyorsunuz. Evet. Düşünün, yani eğer milletvekillerini bakan yapacak olursanız siz 17 vekil kaybetmiş olacaksınız. Bunu şu sıkışık siyasi konjonktür, şu sıkışık denklemde hiçbir siyasi partinin ya da hiçbir ittifakın ben açıkçası göze alamayacağını düşünüyorum. 17 vekilliğin birden düşürülmesini. Çünkü zaten meclis oldukça sıkı bir aritmetikten oluşuyor olacak. Dolayısıyla bakanların aslında milletvekili seçilmesi bana kalırsa bakanlıklarını bir anlamda riske sokacaktır. Belli başlı kişiler haricinde ben
onların tekrar özellikle meclis sıkışık olursa bakan olmayacağını düşünüyorum. Bu da bir meclis anlamda aritmetiğine bağlı olarak. Meclis aritmetiğine bağlı olarak. Bu da biliyorsunuz siyasette zaten zaman zaman böyle yükselterek düşürmek gibi sistemler de uygulanır ya da farklı kulvara çekmek gibi. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı da bence bakanlarını farklı bir kulvara çekiyor. Hepsine milletvekilliğine yolunu açıyor. Diğer yandan Sayın Kılıçdaroğlu, ama milletvekili seçilmeleri, meclise girmeleri konusunda da akıllı bir adım. Meclise sokmak istiyor demek ki bakanlarını. Oradan anlıyorum. Tabii bu noktada neden meclise? Bir de vatandaşı ulaşma noktasında da mesela deprem felaketini yaşandığı bölgede benim aldığım izlenim, insanlar ne olursa olsun yanlarında görmek istiyorlar. Yani bakanların orada olması, insanların orada olması onlara güç veriyor. Diğer yandan bu da siyaseten akıllı bir adım, doğru bir adım. Sayın Kılıçdaroğlu dün canlı yayındaydı ve o bakanların milletvekili olarak bu dönem meclise girme yolunun açılmasını, yani o tarafa yönlendirilmenin özellikle dokunulmazlık alınması ile ilgili olduğunu söyledi. Çünkü biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı zaten zaman zaman bu özellikle yapılan yolsuzluklar üzerine gideceklerini, bu dönemlerde yapılan bir takım bürokrasideki yolsuzluklar, farklı hukuk dışı uygulamaların hepsinin üzerine gideceğini defalarca söylüyor. Dolayısıyla onun yorumlarından biri dokunulmazlık istiyor bakanlarına idi. Elbette ki, bu, evet. Elbette ki bu da düşünülebilir. Çünkü bakan milletvekillerinin biliyorsunuz görevleri süresince dokunulmazlıkları var. Dokunulmazlıkların kaldırılması için işte mecliste bir takım prosedürlerin işletilmesi gerekiyor. Ben açıkçası bu noktadan da yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın da iktidarı kaybetme endişesi olabileceğini ve kendisinin de bir takım seçimler sonrası farklı B planları, farklı senaryolarla her şeye hazırlıklı olmaya çalıştığını düşünüyorum. Bakanların milletvekili olması da bu senaryolardan bir tanesi. Dokunulmazlık anlamında diyorsun. Evet. Hem dokunulmazlık anlamında hem de olası bir seçim kaybetmesi durumunda bakanların mecliste olmasını istiyor olabilir. Aynen, anladım. Katılır mısınız? Kısaca Nasuhi Bey. Yani açıkçası şimdi şöyle bir rakam teyit edeyim diye tekrar baktım. AK Parti kendi döneminde 6 milletvekilini bakan yapmış 2018'den sonra. Bu arada HDP'de de bu oran yüksek ama bakan yapma anlamında değil tabii ki. Belediye başkanlarını, tercih eden isimler olmuş. Alt rakamı yüksek ama AK Parti'nin çoğunluk anlamında MHP ile birlikte sayısal üstünlüğü buna izin verdiği için rahatlıkla bunu yapabildi. Yani o yüzden de öyle dedim ben. Hani meclis aritmetiğine göre bu tarafın o değişebilir diye de. Evet tabii. Yani meclis aritmetiğinde rahatlık olursa yine aynen, hani şunu kimse söylemiyor. Yani kazandığımız takdirde milletvekillerinden bakan kesinlikle yapmayacağım. Bu mutlaka istisnaları olabilir. Olur. Dokunulmazlık meselesine gelince bence ama 17 isim olmaz herhalde şey, yani. Hani milletvekili 17 duyamadım isim çok yüksek dedi. 17 isim çok yüksek olur dedi. 17 isim de birden olmaz herhalde. Tabii tabii. Yani. Tabii bugünkü parlamento dengesinde olsa bile olsa çok bile yüksek. Çok yüksek. Yani açıkçası söylemek bugün bile 6 yapabildi. Öyle düşünün. Evet, toplamda 6 tane evet. Onlardan önemli, da bir tanesi Adalet Bakanlığı üzerinden. Evet. Fakat şu dokunulmazlık meselesine gelince bence bu dokunulmazlık zırhı, milletvekilliği falan öyle çok sanıldığı kadar koruyucu falan değil Türkiye'de. Yani o açıdan ben daha çok kadro yenileme tarafının altını çiziyorum. Yani Cumhurbaşkanı açısından bu iyi bir yenilenme imkanı sağlayacaktır. Şöyle düşünelim, 17'nin hani atıyorum sadece rakamsal olarak 15'inin dışarıdan atandığını düşünün. Yani 15 tane bakanınızı yenilemiş olacaksınız. Böyle bir boyutu da var. Peki şimdi ikinci konu listeler demişken Yavuz Ağıralıoğlu'nun basın toplantısı. Bugün yine gazetelerde köşe yazılarına çok fazla yansımış. Yavuz Ağıralıoğlu'yla da konuşulmuş. Oradan yansıyanlar da var. Zaten basın toplantısı yaptı. Şimdi bugün İYİ Parti'de aday adaylığı başvurusu için son gün. Ben aday olmayacağım dedi. Saygı Öztürk'e ve Abdülkadir Selvi'ye sanırım konuşmuş. Orada Yavuz Ağıralıoğlu diyor ki partim beni gösterirse olurum. Gerekeni yaparım. Çalışırım. Benden beklentiler doğrultusunda. Fakat İYİ Parti'den gelen Tatlıoğlu da akşam Habertürk'teydi, bizdeydi, Açık ve Net'teydi. Gazetecilerin de konuklarının da sorularını yanıtladı. Kırgınlık var tabii. Her Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu yapılmış, ittifak başvurusu yapılmış.
Dolayısıyla hani bunca şeyden imzalar yetkili kurullarca atılmış, bu çıkışın çok doğru olmadığını ve kırgınlık yarattığını söylüyor İyi Parti. Dolayısıyla Yavuz Ağaroğlu da ben şer koydum ama bundan sonra görev verilirse çalışırım diyor. Anladığım o benim. Ne olacak şimdi? Bugün de son gün. Bir de şöyle bir iddia var. Esas önemlisi oydu. Bazı parti, bana diyor AK Parti ve MHP'den de önceden de teklif geldi diyor. Cümle aynen bu. Herhalde bugün biraz netleşecek İyi Parti. Yani İyi Parti diyor ki kendisini partiden kovdurtmak istiyor. Açıklamalar böyle. Bazı partilerde diyormuş ki, isim verilmeden söylenmiş Saygı Öztürk'ün yazısında Sözcü gazetesinde. Yani bugün çağırsak Yavuz hazır gibi bir söylem de varmış başka partilerde. Bu iddia da köşe yazısına yansımış. Durum bu. Şöyle, dünyanın her yerinde ittifakları ve koalisyonları yürütebilmenin temel şartı kavgaları geriye bırakabilmektir. Anlaşmazlıkları geriye bırakabilmek ve uzlaşma üzerinden yol alabilmektir. Hı-hı. Eğer siz sürekli anlaşmazlık noktalarını, arada geçen tartışma noktalarını sürekli gündeme taşıma niyetindeyseniz, bu ittifak içinde ya da herhangi bir koalisyon içinde, dediğim gibi sadece Türkiye'de değil, dünyanın herhangi bir yerinde bu çok da hoş karşılanmaz. Ve yine farklı ülkelerdeki biz koalisyonlara da baktığımız zaman... Şimdi bu açıklamaları yaptıktan sonra başka bir partiye geçmek nasıl algılanır? Yolunu yapmaya çalışmak olarak algılanır elbette o zaman. Yani Sayın Ağaralioğlu bunu söylediklerimi dikkate almadılar, mecburen geçtim diyecektir. Ama diğer yorumda zaten geçme niyeti olduğu için bu açıklamaları yaptığı şeklinde olacaktır. Yani günün sonunda eğer siz bir ittifakın... bir ülkede farklılık yaratmak için, yeni bir hikaye yaratmak için, yeni bir siyaset anlayışı getirmek için yola çıktığını savunuyorsanız artık bu amaç uğruna kenetlenmeniz lazım. Evet, farklı noktalarda birçok tartışmalar yaşanabilir. Bu aday konusunda olabilir, belli başlı farklı politikalar konusunda da olabilir. Ama artık bir anlaşmaya, bir uzlaşmaya varıldıysa sizin bu tartışmaları geride bırakmanız lazım ve ilerlemeniz lazım. Aksi takdirde ilerleyemezsiniz. Genelde de ne olur? Bu tarz ittifakları ve koalisyonları geriye çeken siyasetçilerden koalisyonlar kurtulur. Çünkü başka türlü ilerleyemez. Yani sizi sürekli arkaya çeken belli bir takım siyasetçiler var ve siz bir koalisyon, bir ittifak olarak ileriye ilerlemek istiyorsanız belli başlı, belli siyasetçileri arkada bırakmanız lazım. Dolayısıyla günün sonunda hiç kimse vazgeçilmez değildir siyasi dünyada ve bu siyasetçilerde de. Aynen, hiçbir kurumda da değildir. Çok fazla zorlamamak gerekiyor. Özellikle seçime artık 52 mi, 51 mi, bugün ayın kaçı, 24'ü. evet, yani işte gerçekten neredeyse ya parmaklarımızla sayabileceğimiz kadar kısıtlı bir güne kalmışken hala siz bu tartışmaları tekrar tekrar gündeme getiriyorsanız, bunda ben belli bir noktadan İki sonra... İki ayda az kaldı neredeyse. Elbette ben bunda belli bir noktadan sonra iyi niyet olduğunu da düşünmüyorum. Bakın, Sayın Akşener'in masadan kalktığı tarih 6 Mart. Bugün 24 Mart. Aradan 18 gün geçmiş. Ne çabuk geçmiş. Yani çok çabuk geçmiş ama çabuk bir yerden geçmiş. bir noktadan bakacak olursanız da 18 gün geçmiş ve siz hala oraya takılı kaldıysanız ve ilerleyemiyorsanız artık sizin siyaseten yol açan değil, yol tıkayan bir noktaya gelirsiniz. Geldi 51 gün. 51 gün, tamam. Sabah şeyinden hesaplayamadık. Dolayısıyla ben bundan her şeyden önce İyi Partililerin rahatsız olacağını düşünüyorum. Çünkü Sayın Ağaralioğlu partide de belli ağırlığı olan bir isim. Ve böyle bir isim bu tarz açıklamalar yaptığı müddetçe partinin de sürekli olumsuz bir şekilde kamuoyunda yer almış oluyor. Diğer yandan... Şimdi bu partiler Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaklar elbette ki. Hatta Kemal Bey'in başvurusunu İyi Partililer de vardı eşlik eden. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ben oradaki birliği göstermek açısından. Fakat bir yandan da elbette ki bu partiler meclisteki varoluşları açısından da bir anlamda tırnak içinde rakipler. Dolayısıyla her parti
kendi oyunu da yükseltmeye çalışıyor. Ama siz bir partinin asla ve asla oyunu bu şekilde yükseltemezsiniz. Çünkü Sayın Ağar... Partiye bu şekilde çalışamazsınız. Çalışamazsınız çünkü Sayın Ağar Alioğlu'nun yaptığı açıklamalarda biz... Sanırım İYİ Parti onu söylüyor İYİ Parti. Elbette ki biz Ağar Alioğlu'nun yaptığı açıklamalarda güçlü, kudretli bir İYİ Parti imajı alıyor muyuz? Hayır. Günün sonunda altılı masada daha zayıf pozisyona kalmış bir İYİ Parti imajı çiziyor Sayın Ağar Alioğlu. Seçmenler... Konu ne olursa olsun zayıf bir partiye oy vermezler. Hele ki bu kadar bir altılı ittifak olmuşken onun zayıf aktörüne oy vermeyi asla istemezler. Dolayısıyla Sayın Ağar Alioğlu... Partiye zarar veriyor. Elbette ki Kemal Bey'e verdiği zarardan daha çok kendi bana kalırsa partisi. Kendi partisi açısından büyük zararlar veriyor. Usta bir siyasetçi de bunu düşünürdü. Usta bir siyasetçi bunu düşünür. Yani ben açıkçası anlayamıyorum ya hırslarını dizginleyemiyor ya da şart farklı koymak bir... istiyor. Ya şark da koyabilir ama şark koyması için 18 gündür zaten şark koyuyor. Yani bu sürekli 18 gün sonra hala şark koyacağım, seçime 2 hafta kala şark koyacağım diye bir şey olmaz. Siz şerhinizi koydunuz, biz bütün kamuoyu, Sayın Ağar Alioğlu'nun zaten konuyla ilgili fikirlerini biliyoruz. Bununla yorumlarından da biliyorduk. Tekrar basın açıklaması yapmak, bakın basın açıklaması çok ciddi bir noktadadır. Ekranlarda saklamıyordu yani. Yani elbette ki basın açıklaması çok ciddi bir noktadır. Yani bu böyle tweet atmak gibi bir durum da değil. Ve bunu neden 18 gün sonra hala yaptığını sorgulamak gerekiyor. Dediğim gibi ben ittifakın o... coşkusuna zarar verdiği kadar kendi partisine de zarar veriyor Sayın Ağar Alioğlu. Tamam, teşekkür ederim. Nasıl Güngör? Benim bir kimseyle bir görüşmüştüm ya da öyle bir bilgim falan yok. Okuduklarımı derlediğim kadarıyla demin kafa, yani köşe yazılarına yansıyan sizin yorumlarınız vesaire kendisini partiden attırmak istiyor. Bir ayağı başka partinin içinde yorumu gelmiş İYİ Parti'den. Onlar yazılmış, çizilmiş bugün. Dolayısıyla adaylık başvurusunu parti isterse yaparım diyor. Bugün o da netleşecek. Bu da bir gündem oluşturuyor tabii. İYİ Parti buna ne diyecek? Aday gösterecek mi? Aday ol diyecek mi? Bizim için çalış diyecek mi? Ne diyecek? Yoksa başka partiler istediğimiz zaman da Yavuz gelmeye hazır diyorlar mı ifadesi ne anlama geliyor? Onu sorayım size. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aktivde yaptığı açıklamalar vardı. Bu konuyla ilgili diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu siyasetçi eleştirebilir ama saygı çerçevesinde olması önemlidir diyor. Kırgınlık duymadım ifadesini kullanıyor ama biz altı lider olarak zaten Türkiye'nin geleceğine odaklandık. Yani bunlarla çok ilgilenmiyoruz, vakit kaybetmiyoruz. Kim ne söylerse söylesin önümüze bakıyoruz. Çok da önemli değil, dikkate almıyoruz şeklinde bir ifade gibi algıladım ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını. Benim biraz yorumum farklı tabii ki. Yani Türkiye'deki nasıl söyleyeyim hakim görüşten ayrılıyorum bu konuda. Şimdi Yavuz Bey konuştuğu andan itibaren kamuoyunda şöyle bir algı oluştu. Daha doğrusu şöyle bir soruyla anlaşılmaya çalışıldı. Ben bunun bugün de yazdım sıradan bir şablon olduğunu ve olayı açıklamaya yetmediğini düşünüyorum. Yani genel başkanın haberi var mı yok mu? Siyasi partilerin mekanizmalarını açıklamaya yetmez bu. Şimdi bir konuşma. Bazen bir maksada yöneliktir, doğrudan bir maksada yöneliktir ve o maksat hasıl olduğu andan itibaren zaten söyleyeceklerinizin çok da bir anlamı kalmaz. Yavuz Bey'in kendi partisinde ister geçmişte aldığı görevler itibariyle bakın, isterseniz kendisinin ülkücü hareket içindeki geçmişi itibariyle bakın. Yani bugün ne derseniz deyin İYİ Parti'nin genel dokusunda bu kökeni hakimdir. Mesela 3-6 Mart krizine bakalım. Sayın Ağar Alioğlu dahil diğer isimlere de bakalım. Sayın Akşener'in çıkışına sadece bir itiraz geliyor. O da Profesör Bahadır Erdem'den. Onun dışında bir itiraz yok. Yani bu bence önemli bir nokta. Sonra dönüyor olmanız bu gerçekliği de değiştirmiyor. O bir yerde duruyor zaten. Ağır bir konuşma, çok sert eleştiriler var. HDP-PKK ilişkisinden yapılmış bir konuşma. Ben ismini vermeden yapılmış açıklamalara hep ihtiyatla yaklaşırım. Açıkçası söylemek gerekirse. Yavuz Ağar Alioğlu'nun da partisinden ayrılmak gibi bir niyeti olduğunu şu ana kadar ne duydum ne de buna dair bir şeye rastladım açıkçası. Yani bu o da ona yapılmış bir haksızlık olur sanki böyle bir ayağı başka partide filan. Ben dün akşam Sayın Tatlıoğlu'nun söylediklerini esas almaktan yanayım. Şimdi son derece sert bir açıklama var. Tekrar bazı cümleleri hatırlatmak istiyorum. Ben de ona şark koydum zaten. Yazılardan aktardım. Bilmiyorum yani. Böyle bir şey ben duymadım. Tabii tabii. Yani, tabii ki. Siz de duymuştunuz. Ya bunlar doğrudur değil.
Doğru da değildi yani. Demedim zaten. İhtiyatla aynen. Yaklaşmak. Ha. Doğru. Çünkü bizde de oluyor bazen bir siyasetçiyle konuşuyorsunuz. Diyor ki ya iki cümle benden yaz ama işte benden bahsetme falan. Bunları hep yaşıyoruz ama ihtiyatla karşılarım. Çünkü İYİ Parti içinde Yavuz Ağıralioğlu'nu öyle karşısına almak, ona doğrudan salvoda bulmak, eleştiride bulmak öyle çok kolay bir işte değil. Onu da söyleyeyim. Çünkü gerçekten bir özgür ağırlığı var. Yani bunu dikkatlerden kaçırmamak lazım. Şimdi eğer Sayın Tatlıoğlu'nun söylediği gibi bu mesele sadece üzücü olarak karşılanıyorsa işte burada başka bir şey var demektir. Ben o başka bir şeyi hep şöyle açıklıyorum. Genel başkandan izin almak almamak meselesi değildir. Siyasi partilerde bazı aktörler vardır ki benim işte özgür ağırlık olarak söylediğim şey budur. Onlar zamanı geldiğinde bir zamanlamayla kendilerinin tayin edeceği bir zamanlamayla ama bu zamanlama aslında genel başkanın ya da İYİ Parti'nin de aleyhine olmaz. Yani şimdi biz tabloya baktığımızda hep şunu görüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz ya da şunu anlamaya çalışıyoruz. Ya burada partisinden izin almadan konuşmuş biri var. Bu zaten partisinin görüşlerini temsil etmez. Vallahi bence söyledikleri İYİ Parti'nin hissiyatını bayağı ciddi şekilde yansıtıyor. Çünkü İYİ Parti'den benim de konuştuğum isimler, İYİ Parti'nin tabanından aldığımız bazı mesajlar, sinyaller de bunu gösteriyor. Bununla ilgili şunu da söyleyeyim. Bu altılı masada yeniden bir krize yol açar mı? Bence hayır. Yeniden bir ayrılık vesaire, masadan kalkmak bilmem ne falan gibi ya da ittifaktan diyelim artık. Böyle bir sürece yol açar mı? Buna da cevabım hayır. Ancak şu da var. İYİ Parti gibi bir parti, bulunduğu yer, siyasi kodları, HDP ile olan kurulan ilişkiye olan tepkisi ve öfkesi. Bakın bu bitmez. Yani bunu öyle işte gerilerde bırakalım. Yani Gülfem Hanım sadece sizin söylediğinizi kastederek söylemiyorum ama sizinkini de içine alarak söylüyorum. Yani bunu geride bırakalım, artık bunları aşalım. Ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi biz geleceğe bakıyoruz. Tabii ki geleceğe bakıyor herkes de. Ama bunlar değişmez. Bu tepki, bu öfke tabanda, İYİ Parti'nin dokusunda, kodlarında, yönetiminde, Sayın Akşener'in zihninde değişmez. Yani bunu gayet net söyleyeyim. O bakımdan bence bu konuşma maksadını hasıl ettirmiş bir konuşmadır. Yavuz Bey'in aday yapılıp yapılmaması ne anlama gelir? Aday yapılırsa bu söylediklerimi çok daha kuvvetle doğrulayan bir tablo çıkar ortaya. Yani bu kadar sert eleştiri yapmış bir ismi kadronuzda yolunuza devam ettiriyorsanız bu anlama gelir. Ama aday yapılmaması yani da bu, tamamen... Yani bu görüşü de paylaşıyorsunuz anlamına gelir. Yani tabii ki, tabii ki. Şimdi hissiyatınızı yansıtmakla bunu resmi görüş haline getirmek arasında da bir farklılık var. Ama bakın bunu konuşalım ya. Bu siyasi partiler yani bu tür manevralarla yani kafa karıştırmaktan da biraz vazgeçseler bence iyi olacak. Bu eleştiriyi de yapmış olayım. Yani şimdi efendim partimizin resmi görüşlerini yansıtmaz. Bizim bir başkanlık divanımız var. Partimizin resmi sözcüleri var. Onun dışındakilerin söyledikleri bağlayıcı değil. Ya Allah aşkına nasıl bağlayıcı değil? Bal gibi de bağlayıcı işte. Yani gidin Anadolu'daki herhangi bir kasabaya, bir ilçeye, İYİ Parti teşkilatının kapısını çalın, içeriye girin. Yavuz Bey'in söyledikleri insanlar ya işte bizim hissiyatımızı yansıtıyor diyeceklerini ya da dediklerini duyacaksınız. Yani partilere biraz buralardan da bakmak lazım. Ama siyasi partiler başka biraz dolambaçlı yöntemler seçiyorlar bir şeyler ifade etmek için. Sayın Kılıçdaroğlu'nun temkini de aslında bu konuda önemli. Yani hem partiye bırakıyor, işte bakın Meral Hanım'la henüz görüşmedim diyor. Çok önemli değil diyor. Hani daha hafif, nasıl söyleyeyim, eleştiriler daha tadında olmalı vesaire anlamında mealen aktarıyorum. Böyle bir tepki gösteriyor. Çünkü o da buradan bir kriz çıksın istemiyor. Yani o da burada ittifak sürecini idare etmekle ilgili bir yaklaşım gösteriyor. Ama dediğim gibi Yavuz Bey'in açıklamalarının İYİ Parti'de çok kuvvetli bir karşılığı var. Onu gözden kaçırmamak lazım. Yine okuduklarımdan anladığım, Yavuz Bey daha önce böyle konuşmuyordu, şimdi niye böyle konuşmaya başladı diyorlar. İttifak krizinde masadan kalkmayalım vesaire dediği de iddia ediliyor. Ama Nasuhi Bey de diyor ki, söyleyeyim mi? Yani, önemli bir şey söyle, buyurun. Evet. Ya, pardon, ona bir cümle söyleyeyim. Bakın Sayın Akşener'in de HDP ile ilgili söyledikleri kısa da olsa, yakın geçmişte, orta geçmişte, uzak geçmişte, bundan farklı değil. Yani onlar gelirse biz masadan kalkarız sözünü Sayın Akşener söyledi. Yani o yüzden bir konuşma uzadıkça sertleşebilir, mesajları daha açık hale gelebilir ama Sayın Akşener'in o spot halinde söylediklerinin de çok yumuşak sözler olduğunu da ben düşünmüyorum açıkçası. Peki, bir yorumunuz olursa alayım. Yani adaylık başvurusu olursa bu görüşlerim kısmen de desteklendiği anlamına da gelebilir diyor. Önemli bir cümle o. Yani şu noktada hem... Yani, bu arada Kemal Kılıçdaroğlu da sözünüzü kestim. Tabii ki. Bilgi olarak söylüyorum. Meral Akşener'le görüşmedim bu konuda diyor.
Çok önemli, üzerinde durmadı izlenimini verdi dün söyleşide. Kendi açısından haklı bir yorum elbette ki. Çünkü yani Meral Hanım'la görüştüm demesi bu işi biz de çok önemsedik anlamına geliyor. Halbuki çok da önemsemiyoruz. Bu partiden öyle müferitten çıkan bir ses noktasına getirmeye çalışıyor Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Ağar Alioğlu'nun listelerde olup olmayacağını göreceğiz ama ben listede olmasının... Bugün göreceksin. Evet. Bugün görecek seçmen. Yok bugün bugün başvuru yapacak. 11 Nisan'da YSK'da olacağı için aslında partilerin yaptığı şeyleri, herhalde basın toplantısı yapıldığına göre. En azından onu göreceğiz başvuru yapıp yapmadığını. Evet. Ama ben Sayın Ağar Alioğlu'nun eğer aday yapılırsa da İYİ Parti'nin bu görüşlere katılıyor anlamına %100 geldiğini düşünmüyorum. Çünkü Sayın Ağar Alioğlu'nun partinin içinde bir ağırlığı var. Ve bu vekil listeleri yapılırken... Önemli görevlerde de bulundu grup başkan ki, vekilliği, başkan bu genel, yardımcılığı. Bu milletvekilleri listeleri... Parti sözcülüğü. Çok. Bu vekil listeleri yapılırken de genel başkanlar sadece keyiflerine, gönüllerinin istediğine göre bir vekil listesi yapamıyorlar. Neden? Çünkü partinin içinde evet elbette ki çok güçlü olsalar bile partinin içindeki farklı güç dengeleri de var. Dolayısıyla hiçbir lider şu anda ben sadece kendi kafama göre canımın istediği gönlümden geçen vekilleri aday yapacağım diyebildiğini zannetmiyorum ben. Bu Meral Hanım için de geçerlidir. Yani ben o bakımdan Ağar Alioğlu'nun listelerde yer alsa bile bu demektir ki İYİ Parti'nin resmi görüşü olduğu anlamına gelmiyor. Listelerde yer alması demek Ağar Alioğlu partide... Herkes kendi düşüncesini bunu söyleyebilir. Olabilir. Partide ağırlığı olan bir isim ve yani İYİ Parti'nin, seçime giderken... tamamen İYİ Parti böyle düşünmüyor. Genel bir görüşü de yansıtıyor dedi nasıl? Olabilir. Elbette ki bu görüşü... Sonuçta şöyle bir şey var. Elbette ki bu görüşü... Oradan çıktı. Aynen bu görüşü elbette ki paylaşan insanlar olabilir. Ama bir partinin görevi... Zaten temel olarak eğer siz bir ittifak içine girdiyseniz kendi seçmenizi de kendi teşkilatınızı da artık bu konuları geride bırakmasını sağlamak. Aksi takdirde siz iktidar olacaksınız, bu ülkeyi yöneteceksiniz, bu konular sürekli yüzeyine çıkaracaksa nasıl bir birliktelik sağlayacaksınız? Dolayısıyla partinin bir görevi de bu tartışmaları bastırmak. Ama dediğim gibi ben Ağar Alioğlu'nu listelerde görsek bile bunun İYİ Parti'nin resmi görüşü olarak nitelendirilemeyeceğini, partiler bu tarz bu kadar kritik tarihi önemli seçimlere girerken partilerinde ağırlığı olan isimlerden kolay kolay vazgeçemezler. Sonuçta bu insanların seçimlerde de oy oranlarını yükseltmede, kampanyaya aktif hale getirmede, kendi teşkilatlarını harekete geçirmede de önemli bir güçleri oluyor. Dolayısıyla bu gücü de ve bu etkiyi de göz ardı edemez partiler. Ben bu bakımdan Ağar Alioğlu'nun listelerde görebileceğimizi ama dediğim gibi yani bunun İYİ Parti'nin resmi görüşü olarak nitelendirilemeyeceğini düşünüyorum. Peki. Şimdi son... Yok ben zaten resmi görüş demedim Gülfem Hanım. Yani Ebru Hanım da söyledi ama benim kastım resmi görüş değil ama bu... Sözlerin İYİ Parti içindeki temsilinin karşılığı yüksek var. Olduğunu gösterir. Ben de zaten öyle... Ben bu arada Yoz Bey tabii, aday olsun olmasın... Tabii onu anladım ama şu da var. Bu sesi... O doğru yani oradan da doğru çünkü zaten kriz hani o 6 Mart'taki tabii. Olaylar vesaire sonrasında çözülmesi ama, bu süreci bunu da doğruladı zaten. Yani listeleri konuşurken şunu da unutmamak gerekiyor. Bazen belli sesleri dindirebilmek için yanınıza almanız gerekir. Dolayısıyla Sayın Ağar Alioğlu'nun listelere girip tamam artık seçime gidiyoruz, iktidar kuruyoruz, lütfen bu tartışmaları bırakıyoruz da anlamına gelebilir. Eğer listeyi almadığınız müddetçe sonuçta bir siyasetçinin tek gücü vekil olmasından gelmiyor. Özellikle bu tarz Ağar Alioğlu gibi kökten gelen siyasetçiler güçlerini yine o köklerden aldıkları için öyle siz onları vekil yaptınız yapmanız birden güçlerini sıfırlayamıyorsunuz. Dolayısıyla orada vekil yapmadığınız zaman da Sayın Ağar Alioğlu'nun bu sesleri sürekli dile getirme riski de ve parti içinde o anlamda bir karışıklık yaratma riski de daha büyük. Bazen dediğim gibi doğru. Sesleri dindirmek için anladım. De siyaseten yanınıza almanız gerekiyor. Doğru. Bu da bir kullanılan bir yöntem. Bu doğru. Evet. Evet.
bu kullanılan bir yöntem. Ya bu krize özel böyle midir bilmiyorum ama siyasi partilerin aslında Gülfem Hanım'ın söylediğini katarak bir cümle daha söyleyeyim ben. Ya o kadar ilginç mekanizmaları var ki hani görünenin dışında. Yani bunu oturup gerçekten tez gibi çalışmak lazım. Yani Gülfem Hanım bu söylediği de yapılıyor partilerde. Yani çok muhalif bir sesi al sana şöyle bir yer deyip susturma yolunu da seçebiliyorsun. Bunların hepsi mümkün tabii ki. Evet, bu siyaset dışına da çok kullanılabilir. Yani bir yöntem. Şimdi süremiz bitiyor ama belki bir yani sizin hani bugüne dair düşmek istediğiniz bir not varsa da alırım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında Muharrem İnce'nin adaylığı konusunda mesela bizim amacımız birinci turda kazanmak dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Memleket Partisi'ni ziyaret edeceğini söyledi. Bizim de hatalarımız olmuştur zamanında tabii dedi. Muharrem İnce de tabii ki görüşürüm, dinlerim dedi. Sonra o söz dinleme tartışmalarına hiç girmiyorum. Çünkü metinde okuduğunuz zaman hani gelsin kendisini dinlerim şeklinde olduğunu çok net anlıyorsunuz zaten. Niye öyle bir şey çıktı söz dinlerim gibi bir tartışma onu da anlamadım. Neyse yani böyle bir buluşma gerçekleşecek önümüzdeki günlerde. Bunu anlıyoruz. Özeti bu. Bütün vatandaş HDP tartışmasına bütün vatandaşların oyuna talibiz diyor. Kızılay'ı eski haline getireceğiz. 15 Mayıs'tan sonra bu deprem bölgesine özel teşvik vereceğiz. Evleri de biz ücretsiz teslim edeceğiz de. Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın süredeki 3 vaadi. Muharrem İnce olayı var, HDP var, Hüdapar var. Belki bugünün manşetini ya da siz kendiniz bir şey söylemek isterseniz onu söyleyerek tamamlayabiliriz. Nasıl Yegün Gör? Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bence Sayın Kılıçdaroğlu'nu örnek almalı Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyu. Bu böyle ilginç bir şeye dönüştü son aylarda özellikle. Sayın Kılıçdaroğlu seçmenini çok ciddiye alıyor. Daha doğrusu Türk seçmenini, Türkiye seçmenini ciddiye alıyor. Bunu niye söylüyorum? Bakın bu kadar hassasiyet oluşuyor vesaire. Hepsinde dikkatli ifadelerle meseleye yaklaşıyor. 3-6 Mart krizinde de benzer bir durum oldu. Yani o 3-6 Mart krizinde Sayın Akşener'in hem CHP kamuoyundan, o kamuoyunu oluşturan gazeteciler, akademisyenler vesaire, hem HDP'nin ne yazık ki siyaseten sorumlu isimlerinden çok çok ağır eleştiriler aldı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bunu yapmadı. Bakın Sayın İnce'ye yönelik de böyle bir şey yapıyor. Diyor ki ben ziyaret edeceğim. Buradan sonuç alır ya da almaz meselesi değil. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunun önemli bölümünde Muharrem İnce'nin bir proje olduğu, işte AK Parti tarafından, yok külliye tarafından yönlendiriliyor vesaire, bu hikayeler sürekli dolaşıma sokuluyor. Bu çok açık bir biçimde söyleyeyim, seçmeni ciddiye almamaktır. Seçmenin aklıyla da alay etmektir, daha açık söyleyeyim. Hani illa manşet isteniyorsa bundan manşet olmaz ama en azından akıllarda kalabilir. Niye akıllarıyla alay etmektir biliyor musunuz? Eğer burada seçmen, tırnak içinde söylüyorum, Sayın İnce'yi de, partisini de, bütün siyasetçileri de tenzih ederek söylüyorum, bir tezgah kokusu alırsa, böyle bir şey olduğuna inanırsa zaten gereğini yapar. Ama ikide bir sürekli Muharrem İnce'ye parmak sallayarak, bunun sonu olur kardeşim bak bir takım bedeller ödersin falan. Bakın bunlar söyleniyor ekranlarda falan. Yazılarda da söyleniyor. Bu siyaseten ayıptır, yakışıksızdır. Demokratik meşruiyetle de ilgisi yok bunun. Yani Sayın İnce parti kurdu, Sayın İnce meşru siyaset yapıyor. Adaylığını ilan etti, imzalarını tamamlarsa adaylığını sürdürecek. O bunun meşru hakkı. Aynı şekilde onu eleştirmek de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunan ya da Millet İttifakı'nda bulunan herhangi bir insanın da son derece meşru hakkı. Ama bunu sen orada siyaset yapamazsın, burada olacaksın noktasına getirmek doğru değil. Sayın Kılıçdaroğlu bakın bu noktaya getirmiyor. O yüzden en başta söylediğimi söylüyorum. Ama Sayın görüşürüz. Kılıçdaroğlu seçmenini, evet ben öyle düşünüyorum, seçmenini ciddiye alıyor. Bu konuda çok farklı bir, ılımlı bir strateji izliyor. Bence iletişim stratejisi açısından, Gülfem Hanım da buradayken söylemiş olayım, doğru bir yöntem izliyor. Ben bunun Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyu tarafından da örnek alınması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Nasıl Yegün Gör, sağ olun yorumlarınız için. Gülfem Hanım. Ben de bu noktada katılıyorum. Evet, Sayın Kılıçdaroğlu çok dikkatli konuşuyor ve çok kucaklayıcı konuşuyor. Hatta kendisiyle ilgili söylenen bir takım rahatsız edici diyeyim en yumuşak tabiriyle. Vaatlerinden biri de buydu. Ben kutuplaşmayı bitireceğim, evet. Birlik beraberliği sağlayacağım diye. Belki de o vaade uygun. Evet, kendisiyle ilgili rahatsız edici ifadeleri hatırlatıldığı zaman bile
ya da rakipleriyle ilgili işte kamuoyunda dolaşan diyeyim bir takım suçlamalar hatırlatıldığı zaman bile her seferinde mutlaka hakarete kesinlikle karşıyım diyor. Farklı fikirler olabilir ama hiçbir siyasetçiye kimseye lütfen hakaret etmeyelim diyor. Dolayısıyla bana kalırsa Sayın Kılıçdaroğlu bu Meral Akşener'in 6 Mart'ta masaya kalkma sürecinde de aynı tutumu göstermişti. Sonrasında da göstermişti. Aslında bakacak olursak altılı masanın kuruluşundan bugüne kadar gelen bütün süre içinde hep bir olgun devlet insanı profili çiziyor. Yani çünkü bu seçimlerde biz biliyoruz ki temel sorulardan biri ve iktidarın yani bugünün AK Parti iktidarının gündeme taşıyacağı temel polemiklerden biri altılı masanın yönetemeyeceği, kendi aralarında anlaşamayacağı, kendi aralarında kavga edecekleri, bu yüzden ülkeyi düzlüğe çıkaramayacağı söylemi olacağını tahmin ediyoruz zaten. Dolayısıyla Kemal Bey ilk günden beri hep o anlamda daha akil bir insan, sakin, yöneten bir lider profili çiziyor. Böyle bir konumlandırma yapıyor kendi açısından da. Özellikle gelinen büyük kriz dönemlerinde ki 6 Mart krizi bir ittifak açısından çok büyük bir kriz bakacak olursak. O krizi yönetmesi, oradaki sakinliği ve kucaklayıcılığı da hep bu bence seçim sonrasındaki kendiyle ilgili vermek istediği imaj öyle bir o konumlandırmaya uygun bir şekilde yapıyor. Siyasi yetişimci olarak siz de öyle okudunuz. Evet. Ben bunun açıkçası seçmende bir karşılığı olduğunu da görüyorum. Yani o hem 6 Mart krizini yönetmesi hem sonrasındaki hamleleriyle herkese evet gerçekten de uzlaşmacı ve bu masayı bir arada tutabilen bir lider olarak seçmenlerde de bir algı yaratıldığını bu bugüne anlamda kadar da artı bazıları yeni konu açmış görüyorum. Gibi olmuyor mu? Hep bazıları Türkiye'de liderlik, güçlü lider talebi ve isteği vardır. Şöyle, elbette ki farklı liderlik profilleri vardır ama zaten siyaset zıtlıklar çizmek üzerine. Doğru. Yani bir tarafta her şeye hakim ve tek başıma hallederim diyen bir lider hali hazırda var. Siz bu lidere alternatif olmak istiyorsanız farklı bir profil çizmeniz lazım. O farklı profil de işte ben ekiplerle... Kararını da seçmen versin. Elbette ki burada seçmene göstermeniz gereken zıtlık tam da ben ekiplerle yönetirim, uzlaşmacıyım, daha iş birliğine açığım, daha sakinim gibi zıtlıklar çizmeniz lazım seçmende o farklılığı göstermeniz için. Bana kalırsa Kemal Bey özellikle son dönem bunu yapabiliyor. Bir dönem o da daha yükselen, kızan, bağıran bir lider imajı sergilemeye başlamıştı. Ondan şu anda vazgeçti. Daha sakin, ekipleri yönetebilen, uzlaşı arayan, herkesin kızıp köpürdüğü anda bile sakin kalıp akılla yönetebilecek bir insan profil çiziyor. Bana kalırsa bu çok başarılı. Kampanya sonuna kadar da bu profilini devam ettirmesi lazım Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Peki çok teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ederim. Siyasi iletişim danışmanı Doktor Gülkan Saydan Sanver, Habertürk yazarı Nazlı Yüngör konuğumuzdu. Sağ olun. Tekrar kısa bir ara. Sağ olun. Çok teşekkürler. Tamamlıyoruz bugünü bu haftayı. Oya Çebi gelişmeleri aktaracak Habertürk ekranlarında. İyi bir gün, iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.